Efendim iyi geceler. Sıralışı gündeme başlıyoruz. Haber Global ekranlarınızdayız. Bu hafta çok ilginç bir konuya temas edeceğiz. Son dönemlerde oldukça korkutulduk hocam. Endişe verici bir konu bu. Ee, güneş patlamaları olacak mı olmayacak mı? Olursa neler olacak? Dünya bir e, dijital kıyamet mi yaşayacak? Siber pandemiye mi giriş yapıyoruz? Bunları masaya tartışacağız. Ramazan Kurtoğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Şeref Teşekkür verdiniz. Teşekkür ederim. E, teşekkür ediyoruz. Şimdi dünyadan ve üniversitelerden, hükümetlerden peş peşe açıklamalar var. Güneş patlaması ile ilgili bir algı mı servis ediliyor yoksa gerçekten böyle bir ihtimal var mı? Önce onu soracağım size. Geçenlerde bir makale okudum. Başlığı Güneş her zaman parlamayacaktı. Evet. Güneş her zaman parlamayacak mı diye soralım. Eee ekranlarımıza o mesajları da alalım. Onlar eşliğinde konuşalım buyurun hocam. Hızlı bir giriş oldu. Evet. Tabii e, şunu ifade edelim. Önce e, dünyaya hükmedenlere bakmak lazım. Dünyaya hükmedenlere baktığımızda dünyada 8 milyar insan var. 2023'te 8 milyarı geçtik. E, 8 milyar insan işte pek çok ülkede bir de demokrasi oyunu oynanıyor. İnsanlar gidiyor oy veriyor vesaire falan filan. Bu anlamda baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri dahil demokrasi toplumların gazını alma operasyonları. Yani ortada bir demokrasi falan yok. Çünkü özellikle 1815'ten beri gerisi var da geriye gitmiyorum çok 200 yılla bağlayalım işi. Çünkü Küresel güç sahipleri dünyaya format atıyorlar. Bu her 7 yılda bir e, format atıyorlar. Buna şemitah döngüsü diyorlar. Ekonomik oluyor daha çok bu, finansal oluyor. E, sonra 49 yılda bir e, süper şemitah diyorlar. E, bu zamanda sosyal, siyasi ve ekonomik olarak dünyaya yeniden bir format atılıyor. Ve bütün bunların e, sonunda şimdi bir türkümüz vardık, güzel bir türkü. geldik yol yola yar yara der böyle intersection dört yol ağzına geldiğimizde baktığımızda dünyaya 200 yıldır atılan formatlar daha çok çevrenin düzenlenmesi ile ilgili alakalıydı. İnsan ve çevresi tabiata karşı savaş açılmış ki elimde e Üniversitesi'nden Katrina Pistor'un bir profesör hukuk profesörü bir kadın bu. Onun da bir makalesi var. İnsanlar ee, insanlar işte bir iklim değişikliği ile velveleye veriliyor. Ha, tarihte de iklim iniyor çıkıyor ki benim çocukluk yıllarımda e, Antalya'mızda e, biz gölgede e, 46 47 derece sıcaklıkları görmüş idik. İşte bu anlamda e, küresel güç sahipleri e, 200 yıldır insanın çevresini ve tabiata açtıkları savaşı yönünü değiştirdiler. Bu sefer doğrudan doğru insan bedeni, insan zihni, insan beyni savaş alanı. Evet. Nitekim e, Google'un patronu 2011 yılında Doğu Londra'da kurulan bir startup şirketini Deep Mind, Türkçe'ye derin zihin diye çevirebileceğimiz bir şirketi 650 milyon dolar para sahip aldığında hop oturup hop kalkılmıştı dünyada. Sen kardeşim deli misin, misin? Böyle bir startup şirketin 650 milyon dolar para mı verilir dendiğinde o da çok ilginç bir laf etmişti. Dedi ki 21. yüzyılın patronu zihne kim hükmederse o olacak dedi. İşte bugün baktığımızda Gıdadan e, ilaç endüstrisine, elektromanyetik sistemlerden iklime kadar bakıyoruz ki e, tamamı insanın o bireysel kişiliğini e, yok etmeye yönelik bir hadise ki e, çok uzun yıllar, yüz küsur yıl önce hatta 150 yılı geçti. E, ünlü Rus romancısı Dostoyevski'nin Karamozov kardeşlerde evet. bir 25-30 sayfalık Engizisyoncu kardinal bölümü vardır. Engizisyoncu Kardinal'de, bölümünde orada, e, papaz efendi, Engizisyoncu papaz, Hazreti İsa'ya dini öğretir. Ve, ey İsa'dır, ey İsa, insanların ekmeğini verenler onların hürriyetinin sınırını tayin ederler. İşte bugün de gelinen noktada, insan zihni üzerinden, insan beslenmesi üzerinden, insan sağlığı üzerinden, bir yeni dünya kurgulanıyor. Evet, bir algı operasyonu olabilir evet. diyorsunuz. Şimdi ekranlarımıza getirelim. İngiltere Başbakan yardımcısının aslında son açıklamasıyla biz bunları tartışır konuşur hale geldik. 2024 yılında aslında büyük bir güneş patlaması bilim camiasında da öngörülüyordu ancak NASA gibi otoriter kurumlardan net bir tarih ya da net bir açıklama henüz gelmedi. İngiltere Başbakan Yardımcısı Dowden, evlerinizde pil veya pille çalışan araçları stoklamanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca olası bir elektrik kesintisi sürecinde aydınlatma için mumda bulundurmanızı öneririz diye bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklamadan hemen önce hocam İsveç hükümetinin de bir açıklaması vardı. Onlar da şöyle dedi potansiyel uzun süreli elektrik ve internet kesintilere karşı kesintilerine karşı önlem alınmalı. Pil ile çalışan araçların yanı sıra aydınlatma için de mum stoklayınız. Yine Kalküta Uzay Bilimleri Merkezi hemen bunu da okuyup size söz vereceğim. Eee Dibyendu Nandi, Doktor Dibyendu Nandi tarafından yapılan açıklamada şuydu. 25 numaralı mevcut güneş döngüsü 2019 yılında başladı ve yaklaşık 2030 yılına kadar devam edecek. Enerji patlamaları güneş fırtınalarına neden olacak ve beklenenden daha erken bir şekilde 2024'ün başlarında bu fırtına Yaşanabilir dedi kendileri. Birçok daha açıklamalar var. Ekranlarınızı da getireceğiz bu açıklamaları. Hocam şimdi yeni bir film de vizyona girdi. Evet. Bir platformda. <laughs> Barack Obama da bu filmin danışmanıydı. Dünyayı ardında bırak. ABD bir siber saldırıya uğruyor ve sonrasında Tüm dünya karanlığa bürünüyor. Eğer bu güneş patlaması da yaşanırsa, dünyanın 400 gün boyunca black out yani karanlık olacağı iddialar arasında evet. böyle bir şey ne kadar mümkün? Şimdi şöyle söyleyeyim, Ebu, E bu güneş patlaması vesaire, bu sadece yapacaklarına bir kılıf hazırlama günah keçisi. Yani e, çünkü böyle bir operasyonu Harb High Active Auroral Research Program, bunu bir kenara koyarak, Fransa, İsviçre sınırındaki CERN, onu bir kenara koyarak güneş patlaması, masallarıyla insanlığı avutmasınlar. Çünkü hmm. o teknolojiyi kullanmadan bunun hiçbirini yapamazsınız. Ha, bir teknoloji var. lazım yine. Tabii. Yani tetiklenmesi bir, bir şey lazım. lazım. İşte böyle bir yapı içinde hemen şey yapayım, bazı şeyler alt alta koyalım. Lütfen. Küresel elitokrasi, güç simsarları önce mahalli meseleleri, ulusal meseleleri, bölgesel meseleleri küresel hale getirir. Bu küresel hale getirildiğinde bütün artık faturayı yıkacakları bir yer ararlar ki şimdi Katrina Pistor Kalambiya Üniversitesi'nden diyor ki sanayi devriminden 2010 yılına kadar dünyadaki bu kirlenmenin sebebi 90 şirket diyor makale var elimde 90 şirket diyor o zaman baktığımızda e, Kuzey e, Kutbunda 500 tane e, sondaj e, elek şeyde doğal gazla ilgili petrol ile ilgili sondaj orada 10-11 tane ülke var e, Türkiye'nin orada herhangi bir tesisi bile yok ama bir zaman bu 3-5 yıl önce bir e, garip kızı çıkardılar. Kızcağız Türkiye'yi de suçladı. Yani bir algı operasyonu. Ama buradan geriye gelen, 2019 sonunda bir salgın başladı. Bu salgında insanlar işte evlere kapatıldı. İki yıl boyunca indi çıktı, e, yukarı kalktı, aşağı gitti. Neticede ama sonuca bugün baktığımızda hatta Türkiye en büyük sıkıntıları yaşayan ülkelerden biri oldu. Özellikle biz bunu otomotiv de gördük. Bütün dünyada sanayide gördük. Çünkü 2019'daki bu salgında insanlar evet. eve kapatılırken, sokaklar boşaltılırken somut bir sonucu geldi ortaya. O da nedir? O da nedir? Küresel tedarik zinciri koparıldı. Bu tür e, zincirler, küresel sistemler kaotiktir. Kaosla ancak yıkılır ama tamir edilemezler. Ve bugün bu küresel Te tedarik zinciri tamir edilemiyor. Bunun yerine mutlaka bir sistemin konulması lazım. İşte böyle bir noktada, böyle bir noktada neyi test ettiler? Küresel tedarik zinciri yıkıldı. Şimdi bir başka hadisenin daha gündeme taşınması lazım. O da nedir? Küresel para hareketlerinin yani finans, para ve e sermaye hareketlerinin bloke edilmesi lazım. İşte bunu izin verin biraz Fatma teyzenin anlayacağı şekilde anlatayım. Yıl 1963. Kurt Vonnegut diye bir adam var. Al, Avusturya asıllı Amerikalı ve bilim kurgu kitaplar yazıyor. O yıllarda da Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Küba krizi, domuzlar krizi, krizi patladı. Ve o dönemde yazılmış bir kitap. Orada bir fizik profesörü var. Fizik profesörünün üç tane evladı, oğlu var. Üç oğluna da birer şişede sıvı veriyor. Bu oda sıcaklığında donan, dışarı çıktığında çözülen bir sıvı. Peki. Efendim diyor ki Yahuda kültürünün etkisi Hristiyan, iki Hristiyan ikisi birbirinden sürekli o mu bana ben ona ihanet edeceğim düşüncelerinin arkasında Yahuda'dan gelir. İsa'ya ihanet ettiği hikayesinden gelir. Şimdi diyor ki evlatlarına sakın bunu dünyada göle, ...ırmağa, denizlere dökmeyin... ...dünyada hayatı durdurursunuz. Ice Nine, Buz Dokuz... ...teorisi. Ve... ...bir gün, tabii... ...işgüzarlık yapıyor birisi olanlarından... Merak e, ...göle boşaltıyor, gölden... ...ırmağa, ırmaklardan, denizde ...dünyada hayat duruyor. Evet. İşte... ...bu Ice Nine, Buz Dokuz... ...teorisi... ...G7'lerle... ...2018'de... ...Osaka'da bunun kararı alındı. Nedir o? X gününde X gününde dünyada para ve sermaye hareketleri dondurulacak. Peki denemesi var mıydı? Vardı. Ne vardı? 2003 şeyde e, 2002 2001 yılında pardon ikiz kuleler uçaklar çakılınca 9 para ve sermaye piyasaları kapatıldı. 15 gün sonra açıldı. Nerede kalmıştık dendi. Sonra 2008'de morgeç kriziyle sisteme hacklediler. Ondan sonra 15-20 gün kapatıldı. Sonra nerede kalmıştık dendi. Ama bu ikiz gününde açıkçası buz 9 ice nine devreye sokulacak. Bunun bir günah keçisine ihtiyaç var. Günah keçisi ne olacak? En güzeli dünyada şimdi bazıları hala tabii aklıma geleni söylemek istemiyorum. Kimseyi incitmek falan değil derdim. Bunları komple teorisi sayan aklın, a, a, aklı evveller var. Kardeşim, elektromanyetik sistemler ile yani har teknolojisiyle küresel çapta elektriği kesebilirsiniz. Bu teknolojiyle uçakları düşürebilirsiniz. Suçu da güne güneşe mi atacaklar yani? Tabii. Bir bakın. Ben bu kitabı ilk baskısını 10 yıl önce yazdım. Evet. Sonra 3-4 yıl önce Günlüğü yeniden adamsın. bilgileri tazeledim ve de çok da sattı kitap. Şimdi burada olay şu. Olay şu. bir hadisenin küresel elitokrasi tarafından altyapısı, yapısı e, felsefi ve inanç yapısı vardır. Bu tamam. Diğer taraftan günah geçisine, buna e, Kanadalı bir düşünür e, şeyde e, şok diye kitabı var. Şoklarla gelecek diyor. Şimdi adamlar şoklarla gelecek. Tedarik zinciri koptu zaten. Darma duman şu anda. Peki paranın kopması lazım sermaye piyasasının hareket, hareketsiz buz dokuz dondurulması lazım. Peki ne olacak buz dokuzda? Onu da söyleyeyim. Buz dokuzda. Şimdi dünyada dünyada şu anda 105 trilyon dünyanın milli geliri var. Ama dünyadaki hane halkının yani senin, benim, şirketlerin, devletlerin, kamunun 390 trilyon dolar borcu var. Yani 105 trilyon milli gelir 390 trilyon dolar borç var. Peki 390 trilyon borç olduğunda hemen bir iktisadi analiz yapalım. Dünyada aile yani hane halkının, şirketlerin, devletlerin borcu %90'ı geçtiği zaman iflastır, batmıştır. Evet. Şu anda dünyada %295 borçluk oranıyla dünya batmış durumda. Bitmedi. Dünyada sistemde dolaşan çoğu da basılmamış Kripto denen sanal para efendim dijital dijital merkez bankasıyla bankalar arasında işlem gören dijital sistemler. 900 trilyon dolar. Bitmedi. 30 yıl vadeli, 40 yıl vadeli bizim CDOS dediğimiz faiz işlemleri takas vesaire dediğimiz 3,5 katrilyon 5 para etmez 3 kağıtlar var. Türev ürünler var. Tıpkı altının bir gerçek altını vardır. Bir de efendim paper gold dediğimiz türev ürünü vardı. İşte böyle bir hadisede ortalığın yağmur yağdı, gök çatladı 72'sinin ödü patladığına ihtiyaç vardır. O zaman güneş baba ne güne duruyor Allah'ın yarattığı? vallahi bütün günahları kaldırır. Artı zaten teknolojik olarak bu imkanlar evet. var. İşte böyle bir yerde iletişim çöker, ticaret çöker, sağlık sistemi çöker, finans ve bankacılık söker. Herkes elini bunun da bunun da 1990'lı siz televizyoncusunuz sizler benden iyi bilirsiniz. Şimdi 1990'lı yıllarda 92'deydi. Bu taş devrini anlatan bir ba badu budu bilmem bir şeyler vardı. Fred çakmak taş. İnsanlar bunu ayıla bayla geçmişin hikayesi olarak seyrettiler. Hayır. Bu bir gelecek tasarımıydı. Bir plandı yani. Evet. İnsanlar hazır olsun. Evet özenerek izlediğimiz o çizgi film aslında bunun e, Ayak sesiymiş. ABD tarafından hocam aya e, nükleer silahlarla bombalandı. Ay. E, daha sonra iyonosfere elektro e, plazma gönderildi. Bilgeysin bir projesi var. Siz anlatın daha iyi olur havaya yüksek miktarda alüminyum folyo parçacıkları püskürtüldü ve bunun neden olarak güneş ışınlarının dünyaya gelmesi engellenecekti sözde. Evet. Yine iyonosfere biz şunu yaptık, bunu yaptık ve yine biz sizin kahramanınızız. Güneşin bu fırtınasını biz durdurduk tabii. derler mi acaba? Şş, tabii. Zaten e, Amerikan çizgi filmlerinde Hollywood filmlerinde 90-90 bir güzel kız yakışıklı bir delikanlı ama önceleri birbirinden de biraz suylanırlar bunlar. Gıcık alırlar, pas vermezler. Sonra bir araya gelirler. Dünya Amerika'yı ve dünyayı. Çünkü dünyayı Amerika. Amerika besihtir. O bu, bu, sürekli pompalanır. İşte şu anda da bir beş büyükler var. İşte Google var, efendim Facebook var, efendim Microsoft var neyse. Bir de bir de bunun karşılığı Çin'de var. Yani tek başına değil. İkili geliyor. İşte böyle bir yapı içinde böyle bir yapı içinde işin inanç tarafı kurtarıcı mitos, mesih, e, şeyde e, Yahudilerin e, kutsal kitaptan tanrının seçilmiş mitosu, Tevrat'tan, Talmud'dan, Kabala'dan, Hristiyanlıktaki o Anglo-Sakson kültüründeki e, efendim İngiliz-Amerikan kutsanmış ırk efendim, nedir Yüzüklerin Efendisi'nde vesairede olan hadiseler döndürülür döndürülür ki maalesef biz Türk çocuklarına mitoloji e, mitolojiyi öğretmiyoruz. Mitolojiyi bilmeden, dinler tarihini bilmeden, ezoterik tarihi bilmeden, dünyada olup biteni artı paranın tarihini bilmeden dünyada olup biteni anlayamazsınız. Çünkü çünkü insanlar üç şeyle devşirilir. İnsanlar bir kutsallarla devşirilir. Kutsal, kutsallarla ve bugün insanlığın baktığımızda zaten Hristiyan ve Yahudi dünyasının milattan önce 11'den milattan sonra 2. eksen çağında bütün o Yahudi Hristiyan inançları paganizmle çok tanrılarla harmanlanmış vaziyette. Gnostik inanç dediğimiz bir inanca çevrilmiş vaziyette. Bugünkü haliyle Kabala veya Şemita döngüleri, Süper Şemita. Sonra bu yapıya 13. yüzyıldan itibaren ki Frederick Star Princeton Üniversitesi'nden ki keşke bu kitabı bir Türk Keşke bu kitabı hiç olmazsa bir Müslüman yazsaydı. 20 yıl araştırıyor adam. Frederick Star. Türkçesi basıldı. Ben muhtelif yayın evlerine de söylemiştim. Yanılmıyorsam kronik yayınları basmış. Ben bu kitabın İngilizcesini okumuştum. Frederick Star diyor ki, orada. 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Müslümanlar Orta Asya Türklüğü merkezde olmak üzere muhteşem bir medeniyet kuruyorlar. Ama 13. yüzyıldan bu tarafa İslam ilmende bilmende yetimdir. 700 yıldır. İşte böyle bir yapı içinde sadece dönüştürülen, gnostik inanca sokulan Yahudilik ve Hristiyanlık değil. 13. yüzyıldan itibaren ve özellikle 1978 Washington mutabakatından sonra mübarek dinimiz İslam giderek protestanlaştırılıyor. Evet, protestanlaştırılıyor İslam. Evangelistleştiriliyor. Baktığımızda ben evangelizmi malum bir kitabım vardı getirmedim ama evangelizm, tanrıyı kıyamete zorlamak kitabımı, efendim tapınak şövalyeleri ve nüremesi yan yana koyduğumuzda bir şeyi görürsünüz. Bir kısım Hristiyanın söylemler bir kısım Yahudi söylemlerinin nasıl mübarek İslam'ın içine taşındığını görürsünüz. Buna evet. da İsrailiyat denir. Ama maalesef yeri gelmişken de söyleyeyim. Ülkede 70 tane ilahiyat fakültesi var. Bir tanesinde ben bilmiyorum eğer bilen var ise ben yanılıyorsam atsınlar size bilgi versinler düzeltsinler. 70 ilahiyat fakültesinde bir tane keldanice bölüm yok. Siz keldanice bilmezseniz dünyayı anlayamazsınız. Bir tek adamcağız vardı o da hastaydı öldüm ölmedi mi yakınlarda bilmiyorum. Türk olarak bir keldanice biler. Siz latinceyi bilmiyorsanız ilahiyat fakültesinde anlayamazsınız. Siz sümerceyi bilmiyorsanız anlayamazsınız. Çünkü o çağlara ait toplumsal düzeni, hayatları, efendim değerleri bileceksiniz ki Kur'an'ı anlayacaksınız, Arapçayı bileceksiniz. Ama bugün gelinen noktada İsrail'de 1956'dan beri İslam Üniversitesi var ama hiçbir ilahiyat fakültesinde, hiçbir Arap ülkesinde Keldanice, Sümerce vesaire, efendim Rumca, Latince eğitimi yok. Evet, entelektüel birikimimiz yok değil. Yok. Ama Yok. yeterli de değil. Yok. Evet. Hocam şimdi bu atıf neden? 2024'ün başlarında bir güneş patlaması, güneş fırtınası öngörülüyor bazı bilim adamları tarafından. Yine söyleyelim. Otoriter kurum olarak kabul ettiğimiz NASA tarafından böyle bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak birçok işte İsveç hükümeti, İngiltere Başbakan Yardımcısı, yine İngiltere Ulusal Güvenlik Stratejisi Ortak Komitesi'nden de yayınlanan bildirilerle biz bunların üzerinde Konuşuyoruz ihtimal üzerinde. Nedeni de şu, 1859'da böyle bir olay yaşandı. Tabii, 1 Erildi. Eylül 1959'da evet, yaşandı. Çok ciddi. Telgraf iletişim aksadı falan filan. Evet, çok büyüktü. Ee, Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı eyaletlerinde telgrafların telgraf iletişimi kesildi, elektrik sistemlerinde çökmeler yaşandı. 10 milyar yanlış hatırlamıyorsam hemen notlarıma bakıyorum. 10 milyar atom, atom bombası enerjisine denk gaz ve atom altı parçacıklar püskürdü Güneş'ten hocam. Evet. Bu çok ciddi bir olaydı. Bunun tekrarını biz yaşar mıyız diye aslında Şimdi merak edilen soru. Dünya şeyde Güneş'teki herhangi bir hadise doğrudan doğru insan etkilemez. Binler milyonlarca kilometre. Ama zaten maksat o değil. Maksat iklim modifikasyonu. Maksat internet sistemini çökertmek. Maksat, maksat haberleşmeyi çökertmek. Çünkü bugün e, internet ortadan kalktığında elektromanyetik sistemlerle tarumar edildiği de ki bir misal vereyim. Yanılmıyorsam 2018 idi. 2018'in Ağustos ayındaydı. Afrika'da bir ülke şu anda aklıma gelmedi. Senegal'dı galiba. Burada öyle bizim Türkçe tabirle öğle namazı kuşlukta böyle bir Malum bir İsa e, Hazreti İsa figürü vardır biliyorsunuz. Hazreti evet. İsa figürünü, İsa Mesih figürünü bulutlarda yansıttılar ve insanlar fellik fellik evlerine kaçtılar. Şimdi bu teknolojiyle harp ve CERN teknolojisiyle evet. şimdi dünyada e, Yahudiler Kral Davut soyundan Mesih'i bekliyor. Efendim ha, Hristiyanlar özellikle evangelistler İsa Mesih'i bekliyor. Kayıp evet. şeyde Şii Müslümanlar kayıp 12. Mehdi'yi bekliyor, Hazreti İsa'yı bekliyor. Bir kısım Sünni cemaat ve tarikatlarda Mehdi ve Hazreti İsa'yı bekliyor. İddia Mehdi'nin arkasında namaza duracak. Şimdi böyle bir teknoloji var ki her bölgeye göre alın sizin Mesihiniz, alın sizin Mehdi'niz diye yansıtabilecek teknoloji var. Bu teknoloji var. Bu teknoloji. Böyle bir teknolojiyle elektriği kesmeleri, interneti kesmeleri, iletişimini sıfırlamaları zaten bankacılık şu bankalar var ya bankacılık aslında bankacılık diye bir şey yok. Bankacılık 5 tane teknopoli şirketinin elinde gidiyor. İnternetin sistemin çöktüğünü düşünün. Bankacılık çalışır mı? Çalışmaz. Onun için yeri gelmişken söyleyeyim. Başta Toyota olmak üzere. Dünyadaki dev şirketler artık satış pazarlama, satın alma ve muhasebe finansmanı manuel olarak da yapıyorlar. Yani o elektronik sistemin dışında kadro tahsis ettiler. Buraları el yazılarıyla da klasik sistemle de götürüyorlar. Pek çok şirket bunu yapıyor. Bunu Türkiye'de devlet artık herhalde tedbirini alıyordur. Onları da konuşacağız. Analog çağ bir dönüş olacak mı? Olursa nasıl tedbirler almamız gerekiyor? İşte stoklamalardan bahsediyoruz. Neler stoklanmalı? Hepsini konuşacağız. Şimdi Simpson'lara bir gidelim evet. hocam. Evet. Çünkü meşhur, meşhur dizidir. <laughs> Kehanetleriyle ünlüdür. Dizide geçen birçok olayın ee, tutmasıyla bir kez daha gündeme geldi bu. Çünkü 2024 yılı ve sonrası için yeni tahminleri var. Ve bu da gündem oldu. Elektrik evet. kesintilerinden bahsediyor hocam Simpsonlar'da. Evet. Acaba bu, bu bir uyarı mı yoksa tahmin mi? Yoksa sizin de aslında öngördüğünüz Şimdi, gibi her şey zaten planlı. Hemen söyleyeyim. Şimdi biraz önce bir şey söyledim. Şemitah döngüsü 7 yılda, 49 yılda bir süper şemitah. Genellikle dünyaya yön veren yeni format atan güç simsarları 49 yıllık süper şemitah döngüsünün birinci şemitahı 2023. ikinci şemitahı 2030. Sürekli tekrarlanıyor. İşte böyle bir yerde, böyle bir yerde 1 Ekim 2016'da Çin'in parasını bir IMF'nin SDR'si vardır. 1969'dan beri. Bu SDR'nin bir sepeti vardır. Dolar vardır, yen vardır, İsviçre frangı vardır, avro vardır, sterlin vardır. Bu sepetin içine Çin yuanını da eklediler. Çünkü 2 Ekim 2016'da süper şemitah dönemi 49 yıllık başladı. Bunun birinci şemitahı 2023, ikinci şemitahı 2030. Ve net olarak bir şey söyleyeyim. Bu adamlar 2030'a kadar ki biraz önce zaten namuslu bilim akademisyenleri bir kenara Bırakıyorum ki sözün orijinali de bana ait değil. Sahibim de e, o, o, belirtelim. E, artık küresel elitokrasi e, satın aldıkları akademisyenler üzerinden konuşuyorlar. Acı gerçek bunlar. Bilim dahil. Tabii. Bilim, yani dünyada kim derse ki ah, ah, olmaz dışında. dediğimiz her şey oluyor ya. Tabii. Bağımsız bilim falan var diyorsa alnını karıştırırım onun ben. Benim kendi başıma geldi. Yani kaynak vermeyeyim şimdi de ünlü bir dergi, bir dergi Amerika'nın sosyal bilimlerde yazıyı gönderdim. Yazının bir, bir buçuk sayfası bir neoliberalizmin küresel serbest piyasanın efendim Kabala Tevrat, ve efendim İncil'lerden neşet etmiş seküler bir ideoloji olduğunu. Kaldı ki o kadar çok desteğim var ki, mesela bir tanesi London London School of Economics Politics size Londra Ekonomi ve Politika Fakültesinden The Guardian'da da yazan John Gray. John Gray, Profesör John Gray. Evet. Başta başta olmak üzere o kadar çok kaynak verdim ki adamlar dediler ki siz neoliberalizmi tenkit eden ve bunun bir dini dayanağı olduğunu söyleyen bu bölümü çıkarsanız makalenizi çok güzel yayınlayacağız dediler. Ben de çıkarmayacağımı söyledim. Sonra Çinliler devreye girdi. Hemen haber alıyorlar. E Çinliler de bir komünist diktatörlük devlet olduğu için orada yayınlansın istemedim. Sonra nerede yayınlattım biliyor musunuz? Klepedia Üniversitesi'nde Litvanya, Klepedia Üniversitesi yayınladı. Evet. İşte burada bu adamlar 2024-2030 önümüzdeki 6-7 yılda. 7 yılda net olarak bir şey söyleyeyim. Dünyaya finansal, sosyal ve siyasi yeni bir format atacaklar. Bu formatın adı satın alma kirala mottosu. Evet. Efendim bu şeyin 2020 20 Mayıs'ında Nat Nathan Rothschild iki tweet attı. Dedi ki: bir. Bakın hocam şu görsel mesela ikonumuzdaki görsel evet. bu güneş patlaması ya da bir enerji patlamasına işaret ediyor olabilir. Araya giriyorum müsaadenizle. Evet. 2015 yılında da e, enteresandır. Tabii öngörüleriyle ünlü bir dizi diyelim bu diziye. E, Trump 2024 yazan" İşte ana karakterlerinden biri uçuyor. Arkasında bir tabela var. Onun üstünde de Trump 2024 yazıyor. Ama bu bölüm 2015'te evet. yayınlandı. Yani Trump'ın ABD seçimlerinde adaylığını koyacağını da öngördü. Yine elektrik kesintilerini de öngörüyor. Bu dizi de tamamen tasarlanmış. Çünkü yine sizin anlatımlarınızda bir kurgu var, bir senaryo var dünya üzerinde. Evet. Ve o senaryoyu bize filmlerle, dizilerle ufak ufak da... Alıştırırlar. Alıştırırlar. Hani bu e, rahmetli Zeki Alasya Metin Akpınar'ın nereden çıktı bu velet diye bir filmi vardı. Şimdi bu böyle e, nereden çıktı ya getirmek için yavaş yavaş. Bu görsel mesela. Trump ee, 2024. Evet, 2015'te yayınlandı. Orada Trump e, öngörüsü. Hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz e, Mayıs, şeyde. Ağustos Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim ve hiç olmadığı kadar gezdim Amerika'yı. Yani e, şeyi Trump çok güçlü bir aday efendim ama bir cumhuriyetçilerde, hemen önce biraz geriye gideyim. Obama seçildiğinde bana profesör bir arkadaşım, Obama Illinois valisiydi yanılmıyorsam o zaman, hiç duyulmuş edilmiş bir insan değil, bana dedi ki, Kurt dedi, Illinois valisi var dedi. Bir Afrika'nın Amerikan dedi. Onlar zencilere African American derler. Ee, Amerikan başkanı olacak dedi. Yapma ya dedim. Hoca. Şimdi de e, 2024'te benzer hoca aynısını şöyle söyledi. E, şu anda Illinois valisi olan e, efendim demokratlardan aday olacağı yine herkes şu anda Amerika'da Trump önde gözükmesine rağmen Amerikan derin devlet yapısı içinde koh ailesi vardır. Koh ailesi çok güçlüdür Amerika'da. Bu koh ailesi Amerika'daki başkanlık seçimlerinde etkili olan bir ailedir. Nitekim bir de bilgi verelim Fatma teyzeme. İngiltereden Hollanda'dan bugünkü Boston çevresine New England denen yere gelen My Flower, Mayflower, Mayflower e, mayıs gemisi 101 kişiydi. ikisi öldü. İki kadın doğum yaptı. Tekrar 101 kişi oldu. Bu Mayflower gemisinden 14 başkan çıktı. Onu bir kenara koyalım. Yani, Bu da çok önemli bir detaydır. Böyle farklı bir konuda değiliz şu anda. Evet. Ee, aslında genel hatlarıyla ortak paydada buluşturacaksınız. tabii, tabii. Bu. Evet. Şimdi adamlar bir gemiden 14 başkan çıktı. Bir gemiden 14 başkan çıktı. Onu da söyleyeyim. şeyi Obama'nın annesiyle Obama'nın annesiyle George Bush ailesi akraba. O, yani Obama her ne kadar baba tarafından Kenyalı ise de efendim neyse kimseyi incitmek istemem havai aşk hikayeleri var. Şeyde zaten babası Kenya'ya dönünce de garip bir kazada ölmüştü. Öldürüldüğü yönünde iddialar da var. Bu Obama'yla Bush ailesi akraba. Yani işi şansa bırakmazlar. Amerika'da Başkan Kennedy Katoliktir. Ama onun dışında istisnalar dışında Obama farklı değil. Yani o siyahi olmasına bakmayın. Annesi o ailelerden geliyor. Şeydir. işi şansa bırakmazlar. Orası vasfların postudur. Yani protestanların, püritenlerin postudur. Bir başkan Kennedy efendim bizim bildiğimiz manada katolik öldürüldü. Bugünkü efendim şeyde Biden ise kelt inciline yani masonik bir incile yemin eden bir insan. Yani inancı o yönde. ABD işi şansa bırakmıyor. Evet. Bu dizilerde bize mesajlar mesajlarını verir. veriyorlar. İşte böyle bir yapı içinde e, Koh ailesi Birleşmiş Milletler'de Birleşik Devletlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, uzun e, zaman e, temsilciliğini yapan bir hanımefendi var idi. Sonra Güney e, Carolina vali yaptı. Ben e, şeydeyken, e, Amerika'dayken e, bunlar Milwaukee'de bir kozlarını paylaştırdılar. ve Oradaki e, aday adaylar için hakikaten kadın oldukça dişliydi. Bir e, Florida valisi vardı, bir o var, bir de bu şeyin. Trump'ın yardımcısı vardı ama o çok evangelist. Peki. O silik ama Koh ailesi bu hanımefendiyi destekliyor. Yani görülüyor ki şu e, The Economist bir arkası böyle saçlı toplanmış bir hanım e, koyuyordu ya. Evet. Yani bu o The başkan seçilirse şaşmayın. The Economist'in o son kapağında ekranlarımızı alalım. Evet, evet orada gö gö göster gösterelim. Ona da belki değiniriz. Tabii. Evet. onun için e, Amerika'da kim başkan olursa yani e, Trump veyahut da ulusalcı bir e, e, adam, bayan, kişi neyse seçilir ise dünyadaki işler bir başka yöne evrilecek. Şurada yani bakınız sol tarafta e, bir hanımefendi var. Saçı böyle e, toplanmış vaziyette. O Koh ailesinin desteklediği e, hanımefendinin, o, ismi aklıma gelmedi. E, valinin e, bu şekilde zaman zaman resimlerini gördüm ben. Saçlar bu evet. modelde. Böyle evet. şey dediler o Biden'ın yardımcısı kadar ama o değil o o şeyde bunları da tek tek birazdan açarız evet, hocam evet. konuşuruz yani velasıl kelam yine o sözünüzü tekrar etmekte fayda var Amerika'da hiçbir şey hiçbir liderde hiçbir filmde böyle şans eseri kendiliğinden çekilmiyor oluşturulmuyor Simpson'ların o öngörüsü de yine güneş fırtınaları üzerinden ilerleyecek olursak bir göndermeydi. Bunu tasarlayacaklar. Yani doğal afetler bir kurgu ya da bir örtü olarak kullanılıyor. Kesinlikle. Şimdi 1930'lardan itibaren e, Nikola Tesla'nın yapmış olduğu çalışmaları bunu herkes biliyor. Sonra rapor benim elimde var. 1998'de Birleşik Devletler'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Hava Kuvvetleri'nin raporu var. Rapor aynen şu. Rapor aynen şu. 2025'e kadar dünyadaki iklimi kontrol altına alacağız diyor. Evet. Amerikan genel kurmay başkanları, savunma bakanları iklimin bir silah olduğunu söylüyor. Yine Vietnam'daki 1967'deki e, savaşta e, gazetelerde o günkü gazetelerde bunun bir yapay efendim operasyon olduğu e, ki e, bizdeki Allah rahmet eylesin e, yüz binlerce insanımız öldü. 11 ilimiz perişan oldu rahmet eylesin. bununla Tekrar. ilgili biz Ankara'da bir şeyde fuara gitmiştik orada milli güvenlikle ilgili birkaç arkadaşımız da vardı çok ilginçti harp meselesini ben anlatacaktım ve dinleyicilerim arasında Amerikan büyükelçiliğindeki askeri erbabın hepsi vardı Türkiye'de tabi bir e, özellikle bir hoca ismini e, gerçi verebilirim çünkü bir televizyonda adam bana hakaret etmiş. Ke, kendi dangalaklığına versin. Aman hocam aman. Hayır hocam. Bu, ben, bana kaynağı verelim Ama de. Biz... Bana bana hakaret ediyorsa ona iade ederim. Ondan sonra tamam, öyle demiş olalım. He. Biz devam edelim şeydi, şeydi, çünkü adamın kafası basmıyor. kasıyla uğraşmaktan bilimle uğraşamıyor. Evet. Çünkü harp yok diyor. Harp yok demek gerizekalıktır. Çünkü çünkü niye biliyor musunuz? Harp'la ilgili Dünyadaki en iyi bilim insanlarından birine biz sahibiz. Şu anda Koç Üniversitesi Rektörü Hoca'nın 335 harple ilgili Stanford Üniversitesi'nde makalesi var. Evet. 8500 atıf var. Şimdi böyle bir yerde harp yok derseniz, gerizekalısınızdır. İşte böyle bir yapıda böyle bir teknoloji var. Böyle bir teknoloji şimdi Türkiye'de depremle güne binaları sağlam yaparsınız, depremden korursunuz ama esas hadise şu. Elektromanyetik sistemler ve 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 iklim modifikasyonunda kullanılıyor. İklim modifikasyonunda kullanılıyor. Ve önümüzdeki dönemde yani bu yarın mı olur? Efendim 3 yıl sonra mı bilemem. İşin içinde ben değilim ama olacak olan şey ki CERN'i kullanacaklar, Harp'ı kullanacaklar. Böyle bir operasyonu elektromanyetik hadiseyi kullanacaklar. Yine Amerikan deniz kuvvetlerindeki gemiler lazer topları kullanılıyor. Barutsuz binlerce kilometre öteye gönderebiliyor. Yine e, İmran e, Hoca'nın Koç e, Üniversitesi Rektörünün makalesinde 4800 kilometreden bakın 4800 kilometreden haritayla ilgili operasyon yapılabiliyor. Evet. Şimdi dilerseniz olası e, bir fırtınada neler olur? Onları ee, ekranlarımızı alalım. Uzun evet. süreli elektrik kesintilerinden bahsediyoruz. Çok uzun süreli. Hatta evet. 400 gün öngörülüyor. Yani 400 gün boyunca dünya karanlığa bürünecek öngörüler arasında. Elektronik araçların bozulması bir diğer başlık. İnternet erişiminin tamamen durması Uydu ve haberleşme sistemlerinde bozukluklar, demir yolu ve uçak seferlerinde aksaklıklar. Çünkü GPS'te de çok büyük sorunlara yol açacak ve uçaklarda tabii GPS kullanarak yollarını yönlerini bulabildiği için bu da böylelikle e, gerçekleşmiş. Olacak. Hemen çok önemli bir bilgi vereyim. Ee, Ağustos-Eylül'de Amerika'dayken Amerikan ordusunda uzun yıllar görev yapmış bir Amerikalı arkadaşım. Pentagon, yani Amerikan Savunma Bakanlığı. Bu 2. Dünya Harbi sırasında ve sonrasında kullanılan markayı da söyleyeyim. Wills diye bir jipleri vardır onların efendim şeyleri. Ee, hiçbir çip olmayan, elektronik parçası olmayan klasik hani kara doğran dedikleri ya araçları Pentagon stokluyor. Çünkü bir herhangi bir çip varsa o çipi Hocam dünyaya neden o zaman elektrikli arabalar pazarlandı. E, elektrikli araba zaten yürüyen bir tabut. Elektrikli araba ara çözüm. Çünkü e, şeyde dediler ki insanlara efendim mazot efendim benzin bu kadar kirletiyor efendim bitmek üzere. Hayır bir belgeler var. Bir e, fosil yataklar dediğimiz bunların 200 yıllık daha rezervi var. Artı elektrikli taşıtlar ara çözüm. Esas gittiği hani, Almanlar kamyon ve otobüsü hidrojenle çalışanını yaptılar. Toyota CEO'su kendisi açıkladı. Şu anda piyasaya hidrojenle çalışan arabaları piyasaya verdiler. Önümüzdeki 3 yılda piyasada çok ciddi şekilde hidrojenle elektriklerde hidrojene dönecek. Şimdi şey var. Elon Musk niye Sayın Cumhurbaşkanı gelip ziyaret edip duruyor? Amerika'da ziyaret ediyor. Çünkü Elon Musk ay uyanık bir adam. Görüyor ki elektrikli arabalar giderek <laughs> bu hidrojene dönüşecek. E Türkiye'de dünyanın %72.6 oranında bor var. Bor, hidrojenin en kolay elde edildiği form. Böyle bir yapı. Hemen yeri gelmişken de ekleyeyim. Dünyadaki torium rezervinin de %70'i bu ülkededir. Hindistan, Norveç 5 yıldır bununla ilgili nükleer santraller kuruluyor. Ve önümüzdeki dönemdeki nükleer santrallerin toriumla çalışacağı ve hemen hemen eksi 232 element olması lazım. Sıfır radyasyona sahip olduğunu ki ben bunu Viyana'daki nükleer atom enerjisinden bir tanıdığım arkadaşa da sordum. Doğru dedi. Şimdi burada baktığımızda elektrik meselesi ara bir çözüm artı. Hepimizin hepimizin canını bezdiren şu elektromanyetik e, radyasyon yiyoruz. Radyasyon. Radyasyonu araba elektrikliyse altında boydan boya pil var. Siz ha. sürekli radyasyon yiyorsunuz. Peki ha, bunu da kesmek bas. için yerinde söyleyeyim. kenevir var ya. Yani. Kenevir radyasyonu önleyen en iyi şeydir. Kenevir kumaşı, şapkası neyse ve şu anda da Tigem Türkiye'de yetiştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanının ile şeyle önderliğiyle Türkiye'de 28 ilde ekimi serbest bırakıldı. O gayretler içinde iyi kötü biz de bulunduk. Çünkü şu anda şeyin kenevirin Dünya piyasasındaki varlığı 3 trilyon dolar. İlaç endüstrisi de bu da bakın. Çünkü yasaklattılar ama kenevir gıdadan, ilaçtan, silah endüstrisine kadar kullanılıyor. İşte bunun önlemenin yolu da kenevir ki hemen söyleyeyim. Şu anda bir şirket cep telefonlarının radyasyon yaymayan kenevirden kılıfını yaptılar. Yakında piyasaya verecekler Türkiye'de. Evet. Evet. Yani hepsi ee, seyircilerimizden de sorular var. Onlara da e, bir taraftan yetişmeye çalışıyorum. çok Şansa fazla, bırakmazlar. Çok fazla soru gelmiş hocam. Herkes merak ediyor. İşte oldu ki 400 gün. Biz elektriksiz kaldık. Biz nasıl yaşarız? Yani bir. Bir de şunu soracağım. Kişisel merakım. Tüm dünya mı karanlığa gömülecek yoksa bölgesel mi? Şimdi başlangıçta bütün dünyayı yaparlar. <laughs> Aa, tabii hiç <laughs> şüpheli yok <laughs> ama 400 gün karanlıkta kalacak... O bilim adamlarına uydurtulmuş hikaye. Ne zaman peki? Onu şöyle söyleyebilirim ben. Herhangi bir Yarın mi? da olabilir. 2030'da da olabilir. Ama bu işi yapacak adamlar. Bu gerçekleşecek. Bu 2030'a kadar güneş patlamasını gerçekleştirecekler. Sadece sadece daha etkili bir şok yöntem bulurlar ise. Bak gerçekleşmeme ihtimali daha etkin şok bir yöntem. Ama ama Harp'a bu kadar yatırım yapmışken, elektromanyetik sistemlere bu kadar yatırım yapmışken, Jörne bu kadar yatırım yapmış iken, eh de bir günah keçisi ortada duruyor iken bunu yapmamaları mümkün değil. Bir gün o evet. felaket bizi bulacak. Evet, ama 400 gün karanlıkta kalacak o masal. Gü Gülüyorum ama bu endişe ve korku gülümsemesi aslında. Tabii pozitif şeyler de söylemek lazım. Her şeyden öte bir güç var ki Be o da Allah müsaade ederse bunlar gerçekleşir. Şimdi, ha, orada bir şey söyleyeyim. Ama Allah teknoloji müsaade derse... ise teknolojiyle ne kadar bunları mümkün kılabilirler? Denediler mi acaba? 1859'daki olay da yine bu sistemin bir parçası mıydı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Şimdi 1.9 milyar Müslüman alemi var. Dünyada 57 Müslüman ülke var. Dünyanın en fakir 30 ülkesi de Müslüman. Şurada Gazze'de kadın çocuk masumlar doğranıyor. Prasa gibi doğranıyor. Müslümanlar salak salak o insanlar için gıyabında cenaze namazı kılıyor. Kardeşim gıyabında niye cenaze namazı kılıyorsun adamın? Ölü olan Müslümanların kendisi. Çünkü birisi Riyad'da festival düzenliyor. Birisi efendim ben Filistinliler Amerika'da 16-17 yıl birlikte yaşadım. Çok sayıda Filistinli arkadaşım var. Yani Filistin meselesini iyi bilenlerden biriyim. Ama burada bir şey var. Orada bir şey var. Efendim Müslümanlar ebabil kuşlarını bekliyor. Kardeşim ayıptır, günahtır. Müslümanlar efendim bir de Allah Allah büyüktür. Ya Allah'ın büyüklüğünü zaten tartışmıyoruz. Bizi yaratan o. Ama 700 ayette Allah Akıl vermiş. Bahsediyor doğrudan 700 ayette. Akletmez Yunus Yüz gibi. Siz akletmez misiniz? Danışmaz mısınız? Bir şey söyleyeyim. Müslümanlar bilim ve teknolojiye ki programımızın başında söylemiştim. Frederick Star. Princeton Üniversitesi'nden. Kayıp aydınlanma. 500 yıl Müslümanların nasıl bir medeniyet kurduğunu anlatıyor. Bir tek kurtuluş var. Efendim toplanalım. 100 milyon, 500 milyon bir... 1.9 milyar Müslüman İsrail'i proteste edelim. Fayda var mı? Yok. Fayda şu. Müslüman bilim. oturacak, bilim ve teknoloji üretecek. İşte burada da bu adamlar gözünü karartmış vaziyette. Müslümanlar buna karşılık bir bilim ve teknoloji üretebilir ise eyvallah. Ama bu işi ben e, sizin demek istediğinizi anlıyorum da çoğunu kastediyorum. Şunu söyleyeyim. Müslümanların her şeyi yüce Allah'a havale etmek gibi bir tembelliği var. Evet, Allah akıl Yani bunu vermiş. biz tabii tembellik bağlamında söylemiyoruz elbette. anladım. Ben çoğunluğu söylüyorum. Her şeyi Allah'a edeceğiz, mücadele edeceğiz ya, bu al, al, olanlara ha, karşı. Mücadele. Eğer dua eksik etme. Ama sadece dua ile olsaydı Allah'ın sevgili kulu kim? Peygamber, en çok sevdiği peygamber çıkardı Hira Dağı'na duasını patlatırdı, Kafirler yok olurdu. Ama Allah'ın peygamberi Duanın yanında cepheye gitti. Evet. O zaman Müslüman duasını edecek, imanını kaybetmeyecek ama aklını kullanacak bilim ve teknoloji. Tedbir bizden, takdir Allah'tan diyelim. Ha. Şimdi 2024'te ya da 2030'a kadar bu 6 yıllık süreçte bir gün biz güne bu güneş patlaması olmuş. Dünya karanlığa mı artık aydınlanma mı nasıl bir hal olacaksa o hal. Çünkü bin, 1859'da olan patlama sonrası e, rakı Dağları'nın falan o kadar aydınlandığı söyleniyor ki insanlar gece uykularından uyanıp gündüz oldu zannedip kahvaltı falan yapmaya başlamışlar. Evet. Belki öyle bir aydınlanma önce bizi karşılayacak ama olan şu elektrik sistemi çökecek. Böyle bir dünyaya uyandık bir sabah bu dünyaya hazırlık için biz neler yapmalıyız? Gerçekten mum ve radyo mu stoklamalıyız? İngiltere Başbakan Yardımcısının dediği gibi, İsveç hükümetinin uyarısı gibi. Ben tabi e, tabii Sayın e, İngiltere Başbakan Yardımcısının söyle meselenin dışında bir şey söyleyeyim. Ben belki siz ben takip ediyorsunuz. Twitter'da atmıştım o günlerde. Bir imkanı olanlar köylerde, kasabalarda, Anadolu'da e, zaten NATO'nun bir raporu var. Ustaca gizleniyor. NATO diyor ki e, nüfusu 600 bini geçen yerler yaşanmaz hale gelecek. Diyor ki yaşanmaz hale getireceğiz diyor. adam Daha ne desin ya? Hele <laughs> nüfusu 3 milyon olan yerler için felaket terimini kullanıyorlar. Bu raporu gördüm ben. Bu raporu okudum ben. O zaman şu var. Şimdi dünyada 3 tane yerleşim modeli var. Bakın bir, büyük şehirler. Evet. Bu e, İstanbul gibi devasa yerler. Buralar buralar özellikle orta gelir ve alt gelir gruplarının toparlandığı, çevresinin çevresinin ise kuşatıldığı yani kim tarafından kim hükmediyorsa ülkedeki yani güç simsarlarının kuşatıldığı bir açıkçası 16 saat çalıştırılacak, 16 saat çalıştırılacak, çiplenecek Karı -koca ilişkisinin bile izne bağlı olduğu, çiplemeye bağlı olduğu ki yeri de gelmişken söyleyeyim. <laughs> Şu anda Antalya'da bir fabrikada üretilen çiplerle Meksika ve Arjantin'deki bütün inekler hemen hemen çiplendi. Evet. Ben onlara sordum özellikleri nedir diye sorduğumda dişi ineklerin aylık mutat döngüsü var ya onu bile ileri geri alabiliyorlar. Bir şey, tuşla yapabiliyor Tabii yapabiliyor Bunu herhalde inekler için falan yapmıyorlar yani. inekler deneme tahtası. İşte böyle bir yerde bakınız büyük şehirler büyük şehirler raporu söylüyorlar. Orta ve alt gelir gruplarının adeta gettolaştırıldığı bir yerleşim yeri. İki, bir de şimdi çok duyuyorsunuz. Akıllı şehirler, smart şehir. Küresel elitokrasi, küresel güç simsarları Artık dünyada çok büyük nüfus istemiyorlar. Esas hedef insanlığı azaltmak. Zaten bunun heykelini de, bunun anıtını da 1980 yılında Georgia Eyaleti'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia Eyaleti'nin Albert'in kasabasına koydular bunu. altı devasa sütun. Eğer merak eden seyircimiz olursa The Georgia Guidestone diye yazsın. Biz de bulmaya çalışalım o görseli. Evet bulsunlar. The Georgia Guidestone. Altı devasa sütun. Geçen sene Amerika'da saldırıya uğradı burası. Orada 12 dilde bir yazıt var. Dördü ölü dil, 8'i yaşayan dil. Bu 12 12 İsrailoğullarımı bilemem. Efendim orada 10 emir var. 12 dilde. Bu Musa'nın 10 emrim. Onu da bilemem. Ama 10 emrim şunu söyleyebilirim. 1. Dünya nüfusunu 500 milyona indirin. 2. Din, gelenek, görenek yani adamların ki ben de söylemiyorum bunu. Noah kararı Homadeus'ta yani tanrı insan demektir Roma Deus. Kökenleri milattan önce 3500'e kadar gider. Diyor ki yeni dünya düzeninin sahipleri semavi bir inanç istemiyor diyor. Değerlerden yoksun evet. insan modeli. De, i̇şte o smart city akıllı şehirlerde ise küresel güç sahiplerinin sahip olduğu dünyada onlara hizmet edecek. Adeta ev kaldığı kulenin altına inecek güneş yüzü görmeden fabrikaya gidecek, iş yerine gidecek. Ruhu olmayan akıl küpler olacak bunlar. Ruhu ölmüş ama akıl küpü. Bunlar orada. Ama üçüncü yerleşim yeri. Dünyada öğren yerleri. Tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca öğren yerleri en güvenli yerlerdir. Nereler oralar? Eski tarihi eserlerin olduğu binaların, yerleşim yerlerinin olduğu yerlere bakın. Bak dikkat edin. Amerika'da, Amerika'da Amerika'da bile ağırlıkla kızılderililerin özellikle geçmişte yaşadığı yerleri, e, Bilgeis dahil buna, İlimmas dahil buna binaları satıyorlar, toprak alıyorlar. Ben de artık dilimde tüy bitti. 2007'den beri Türk insanına diyorum ki ey Fatma teyzeciğim, Muharrem amcacığım paran varsa imkanın ölçüsünde fiziki altın, altın hesabı değil. Fiziki altın al, toprak al diyorum. Evet, siz bunu sıklıkla tekrarlarsınız. Hemen bu evet. e, Madem ekonomiye ufak bir giriş yaptık, izleyicilerimizden bir soru var. Tüm sistem eğer çökerse bankalardaki, borsadaki paralarımızı nasıl güvence altına alırız? Reklamada son dakikamız var. Siz bunu o açıklayın. Bu bahsettiğiniz, sonra bahsettiğiniz değil mi hocam? Ekranımızdaki ha, görüntü. İşte bu. İşte bu bu, anı, bu anıta kadar gittim ben. Evet. Bu anıtı yapan Albert Stone diye bir şirket. Adam konuşmak istemedi. Adamla da konuştum. Adam, geçmeden anlatayım mı hikayesini? Hemen hemen anlatın. Bakın, birisi geliyor bir yaz günü, omuzunda ceket, sıradan bir araba, diyor ki biz böyle bir projemiz var, bu şöyle bir anıt yaptıracağız diyor bunu. E, baktık ki diyor, huylandık diyor, pek al, girmek istemiyorlar işe. Olanlarıyla konuşuyor, öyle bir rakam söyleyelim ki, adam işi bize vermesin. Diyor ki, atıyorum, 10 milyon dolara yapılacaksa, kardeşim burası 500 milyon dolar diyor. Adam çıkarıyor, C yazıyor, çekiyor gizlilik sözleşmesini koyuyor önlerine. Evet, bu o işte. Evet, evet güzel. Evet. Birkaç dakikamız var hocam, İsterseniz seyircimizin bu sorusunu da e, yanıtlayalım. Şimdi iki dakikamız var. Tekrar hatırlatıyorum, tüm sistem çökerse bankalardaki, borsadaki paralarımızı nasıl güvence altına alırız diye sormuş. Şimdi a, anlatayım ama hoca bizi üzdü demesinler çünkü bunun Hızlıca. kararı e, bu dokuz teorisini anlattım. Evet. Bunun kararları zaten alındı. Uygulamalar da iki yerde yapıldı. Uygulamaları iki yerde yapıldı sevgili kardeş. Bir, Yunanistan iflas etmişti. Hani milyar avrosu olup da 300 avro çekiyordu ya. Evet. Ama en dramatik denemesini <laughs> televizyoncusunuz, gazetecisiniz bilirsiniz kulağınız delik. Benden delik biz makaleler okuyarak, kitaplar okuyarak öğreniyoruz. Kıbrıs Rum kesiminde bankalar iflas etti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi ne yaptılar onu hemen söyleyeyim. İflas edince bu ikiz gününde oraya geleceğim zaten. İflas edince adamlar gittiler dediler ki biz paramızı çekmek istiyoruz. Tabi müdüre hanım, müdür bey karşıladı, ezildi, büzüldü. Dediler ki siz artık bankanın ortağısınız. Parayı mı ne zaman alacağım? Çıkmaz ayın başında. Ama bankanın ortağısınız. Parasız banka ortağısınız. İşte bunun ee, ikiz günündeki kapatılmayla ne uygulanacağını anlatacağım biraz sonra. Tamam. Biz de ufak bir araya gidelim. Olası bir elektrik kesintisinde 400 gün bile kağıttan bahsediyoruz. Bu olursa paralarımızı nasıl güvence altına alırız diye seyircimizden biz güzel soru geldi. Onu konuşacağız. <laughs> Ama çok ilginç. Canımızı nasıl kurtarırız? <laughs> <da. gülüyor> Tabii. Nasıl besleniriz yok. Evet. Nasıl işte mesela elektrik yok hocam. Nasıl yaşayacağız diye soran yok <laughs> <laughs> Peki saygı Anlatmış. duyuyorum. Evet. Ee, şimdi siber saldırı öngörüleri de var, e, iddialar da var. Bunları da konuşacağız. Ufak bir aranın hemen ardından. Bir aranın ardından sıra dışı gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ramazan Kurtoğlu hocamızla birlikte. Hocam reklam arasında bir mesaj aldım ekip arkadaşlarımızdan çalışma arkadaşlarımızdan. Avcılar bölgesinde elektrik kesilmiş. Daha beterini söyleyin. <laughs> Bizi korkutmayın. Şimdiden Amerika'dan, başladım New York'ta, acaba diye. Ken Edison e, elektrik santralinde Patlama olmuş, elektrikler gitmiş gelmiş New York'ta. Şu anda değil evet. mi? Son durum olarak bunlara bu bilgileri geçebiliriz. <laughs> evet. Efendim konuşuyoruz. Analog çağı mı döneceğiz? Neden analog çağı döndürme çabaları var insanoğlunu? Güneşin üzerinde oynanan oyunlar ne? Depremler yapıldı, evet iklim silahları. Güneşle nasıl bir sonuç amaçlanıyor? Bunları konuşuyoruz. Araya gitmeden hemen önce seyircimizin bir sorusu Sorkum, vardı. Elektrik kesintileri olursa, tüm bu durumlar yaşanırsa... E, borsadaki ve bankadaki paralarımızı nasıl güvence altına alırız diye sormuştu. Evet. Bunu cevaplayalım. Ardından Şimdi devam bu edeceğiz siber savaş. Küresel çapta olacak bu söylediğim. Ee, uygulamasında Kıbrıs Rum kesiminde yaptılar. E be, tabi ben de bilmiyordum ama ben hadiseyi Bank of America'daki e, üniversite yıllarımdan tanıdığım arkadaşlardan e, öğrendim. Bir de e, James Rickards bu konuyu özellikle Türkçe'ye de kitapları çevrilen iki kitabına da ön söz yazdım. Orada da detaylı bir şekilde anlatırım. Şimdi 2001 İkiz Kuleler ve 2008'de denemeler yapıldı. Ve nedir? Bir hafta 15 gün neyse kapatıldığında efendim para ve sermaye piyasaları 15 gün sonra <laughs> kaldığı yerden devam etti. Ama ikiz gününde para ve sermaye piyasaları kapatıldı. Misal vereyim. Diyelim ki 1 ons 1 ons yani 31.1 gram altın 2000 dolar civarında şimdi. Altından örnek vereyim. Bu döviz içinde, TL içinde, neyse vesaire. Dolar içinde, avro evet. içinde. Hepsi için. Yani küresel bir politika bu. Yani Türkiye'nin bunun dışında olması mümkün değil. değil mi? Efendim altında 2000 dolar iken sistem X gününde kapatıldı. Para ve sermaye piyasaları durduruldu. Bir ay efendim kapalı kaldı. Bir ay alt, süresinde de masa altından işlemler hani bizde Türkiye'nin ikinci bir gölge bankacılığı vardır. Kapalı çarşı biliyorsun. Bankalar dur, Kapalı çarşıda işlemler devam eder. <laughs> Dünya çapında kapalı çarşıda işlemler yapılır. Yani devlet burayı ne kadar tabii takibi biliyordur. MIT ve Genelkurmay'da bununla ilgili birimler var. Efendim, ee, o gün bir ay sonra açıldı. Altının onsu kapatıldığında 2000 dolar. Bir ay sonra altının onsu 5000 dolar oldu. Aynı şey dolarda, aynı şey avroda, döviz kurlarında. Kapanması tamam, daha mayırlı hayırlı olmuş Türkiye'de oluyor. diyelim ki 30 lira dolar, bu hadise olduğunda diyelim ki 35 lira. Efendim bir ay sonra açıldı. Masa altındaki işlemler devam etti. Misal 40 oldu. Veya Amerika'daki faizler nedir? Doların faizi nedir? Yüzde beş buçuk mu? Efendim masa altından gitti yüzde 10 oldu, 15 oldu. Herkes avucunu ovuşturacak. Oluş, oh 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 benim bankada şu kadar ons altın hesabım var. Paper gold var. Alacağım. Neydi? Ons 2 bin dolar. Şimdi ne oldu? 5, 5 bin. dolar oldu. Bir ay sonra sistem açıldığında gideceksiniz. Sizde, sizin de bir ne diyelim 100 milyon Türk liralık altınınız var, onsunuz var. Alacaksınız. Artık zenginliğin tadını çıkaracaksınız. Ama banka müdür ve müdüresi boyunlayacak. Diyecek ki özür dileriz. Size ancak X günündeki fiyattan ödeme yapabiliriz. O bir ay öncesi yani 2000 dolar üzerinden evet. gibi. Evet. evet. O çünkü bizim Antalya'nın yörüklerinde bir laf vardır. Bu deve bu örgücü çekmez. 105 trilyonluk 105 trilyon dolarlık bir küresel milli gelir üstünde 390 trilyon dolar bir borç varsa sistemde dolaşan 900 trilyon dolar bir hayali para var ise sistemde 3,5 katrilyonluk bir efendim takas efendim sidios faiz işlemleri var ise bu iş gitmez. Bunu sıfırlayacaklar. İşte bir taraftan gıda, bir taraftan ki gıda deyince hemen söyleyeyim. Ben herkese şunu söylüyorum. Bir, köyünüzdeki, evinizdeki, mahallenizdeki herkesi 3 tane, 5 tane bile olsa ata tohumlarını atmayınız. Bunları serin yere bir taşın arasına koyunuz. Orada tutunuz özellikle biriket falan tuğul olan bir boşluğuna. Geliyoruz bir... tavsiyelere Ta şimdi. Tabii e, bu, bu bunları koyarsanız orada ölmez. Onları tutabilirsiniz. Tohum dayanıklı. Ata tohumları çok önemli. Evet. Bunu artı artı elektrikler gidecek. Tereyağımızı, yoğurdumuzu, sütümüzü nasıl. olacak? Eğer köyde, Anadolu'da kasabadaysanız Toprağın bir buçuk, iki metre altı, bir buçuk metreden sonra adeta sizin bir tabi buzdolabınız olur. Şehirde yaşayanlar ne yapacak peki hocam? Şehirde yaşayanlar da, binalar, apartmanlarda olanlar da anlaşacaklar. Kendi apartmanlarının bahçesinde yapacaklar bu işi. Başka türlü olmaz. Olmaz. Oralara gıda stokları. Kazacaklar burayı. Oralara herkes kendi imkanı ölçüsünde oraya gıdayı koyacaklar. Mesela ben olsam, kuru gıdada şey giderim. Biraz tedbirli giderim. Ben bir yıl önce yine sizin programınızdaydı. Önümüzdeki yıl zeytin ve zeytinyağını çok pahalı yiyeceğiz dedim de bazı tweetler atmış aklı evveller bana. <laughs> Nereden çıkarıyorsunuz hocam? Şimdi şimdi kaliteli bir sızma zeytinyağı 400 lira ve üzeri. Evet. Biraz daha kaliteli alayım dedim 1000 liraya dayanmış vaziyette. Artı Amerika'da Amerika'da 35 dolara dayanmış vaziyette. Bunların fiyatlarını takip ediyorum. Bir başka şey mum. Mum da bu şeyde kimyasal bu bildiğimiz mum var ya. Hı hı. Onu almasınlar. Arı peteği mumu var ya, arı mumu var ya. Ondan alsınlar çünkü evinizin içinde o mum yandıkça kimyasal olursunuz bunlar rahatsızlıklara sebep olabilir. Artı evinizde el feneri bulundurun. Benim kendi evimde bir yıl önce aldım. Bir yıl önce aldım. Daha doğrusu almadım. Ee, çok sevdiğim. Bizde uyanık insanlar var. Uyanık insanlar var. Yani ben sadece bu işi bilen ben değilim. Efendim, Seda Hanım, Süleyman Bey diye bir arkadaşlarım var. Vallahi benden uyanık çıktılar. <laughs> ne yaptılar hocam? Bir yıl önce Seda Hanım, Süleyman Bey ne yapmışlar biliyor musunuz? İki tane gaz lambası almışlar. İki tane böyle dörderli pili koyduğunda bastığında düğmeye ışılda kalmışlar. Sonra coştular bana da birer tanesini verdiler. Şimdi ben eve hem... Gaz yağı lambası var. O da hem de bakırdan falan böyle. Sonra ışıldağın evet. da var. Ben zaten el feneri de almıştım daha önce ama gideceğim şimdi. Gideceğim ilk fırsatta. Ondan sonra daha büyük bir el feneri alacağım. 8-10 tane belki biraz daha fazla pil alacağım. Çünkü bu adamlar bunu yapacak. 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 Diğer taraftan ne olur? Efendim Anadolu'da yaşayan köyde kasabada olanlar biraz odun koyabilirler. Yani dışarıya şehirde olanlar bile. Yani bahçeye bir tane, üç tane taşı koyup tencereye üstüne koyup kuru fasulye pişirebilir yani. yani. Öğrenmek durumundayız. Anadoluk çağ diyoruz ya ha, o ilkaya şey yaşama söyleyeyim. tekrar dönüş. Bu tane bu gittiğimde öğrendim. Amerika'da Milwaukee'de, Chicago'da. Houston'da Katolik okulları normal dersleri esnetmişler. Bazı dersleri kaldırmışlar. Bir ders koymuşlar. İlkokul birden itibaren hayatta kalma dersleri. Ben anlatıyorum. Evet. Evet, bakın diyorum kaynak veriyorum. Chicago'da Milwaukee'de özellikle gördüm bu okulları. Bizim de çok güzel belgesellerimiz var aslında bunlarla alakalı. Çocuklarımıza mutlaka ve mutlaka Doğada e, nasıl yani yaşanır. İlkokuldan itibaren liseyi bitirinceye kadar hayatta kalma tekniklerini, ateş yakma tekniklerini, su bulma tekniklerini Bunları öğretmemiz lazım. Yine su, suyla ilgili, suyla ilgili Anadolu'da köylerde bunun biraz daha kasabalarda daha şehirlerde bunun için imkanları ölçüsünde insanlar hiç olmazsa yaşlıların, çocukların efendim kendilerinin asgari ölçüde suyunu kaçıracak bir kısım su saklama kapları efendim bunlar bulunabilir. Bunları e, Amerika'da insanlar e, mesela Chicago'dan iki saat mesafeye e, gidiyor insanlar. öğretemiyorlar. Chicago'dan İki saat mesafeye gidiyor. Köylerden, ormanların içinden şey yapmışlar, sondaj yaptırmışlar, kuyu kazmışlar. Oralarda biraz önce söylediğim bir buçuk iki metre toprağın altına tabii buzdolabı yapmışlar. Bunlar biz de yapabiliriz. Onlar önlemlerini almaya başlamış. Evet. Aman dikkat diyelim. Yani 2030'a kadar Ramazan hocamın öngörüsü de o ki e, bunu gerçekleştirecekler. 400 gün olur, 200 gün olur, 100 gün olur, belki bir gün. Birkaç gün, gün olur. olur. Bir şey değil. Ama. Ama şey, bunun etkileri gün olur. çok ama ağır Ama Elektrik uzun süre olmayabilir. Karanlık birkaç gün olur. Ama, ama elektrik, elektrik uzun süre olmayabilir. Elektrikli hayatımız Çünkü, olmazsa vay halimize. Dünyayı sıfırlayacaklar. Dünyayı sıfırlayacak. Hocam neden? Yani elektrik gidince ne olacak? Tamam bizi ilkel yaşama doğru evirdi. Analog çağa doğru evirdiler. Aslında akıllı şehirler kurarken bir taraftan bu akıl elektrikli arabaları piyasaya sürerken her şeyi teknolojiye bağlarken neden bir anda onları bizim hayatımızdan alacaklar? Şimdi onu söyleyeyim. Önce bir espriyle cevap vereyim. Bundan 15 yıl olmadı. Amerika'da, New York'ta, bak bugün de patlamış. Elektrikler 2 gün 48 saat kesildiğinde ortalık yağmalandı. Yağma. Bir, yağmayı tetikler. İki, valla baby boom kuşağı patladı. Yani insanlar evden çıkamayınca bebek yaptılar. İşin espri tarafı da bu. Şimdi adamlar elektriği keserek bir kere finansal ve ticareti durdururlar. Yani hareket durur. E para transfer edemiyorsun. Hareket göremiyorsun. Efendim buzdolabı yok, o yok, bu yok. Soğutucu yok. Her şey bitiyor. Bir dijital pandemi oluştururlar evet. Yani. evet. yani bunu adamların bunu yapacaklar. Yaparlar mı değil. Yapacaklar. Bu kadar net söylüyorum. Efendim biraz önce söylediğim Ice Nine, Buz 9 Yüzde bir milyon geliyor. Yüzde bir milyon geliyor. Herkes bir de şimdi sevgili seyircilerimiz tabi malcanın yongasıdır derler. Paramızı nasıl kurtaracağızı bir kenara bıraksınlar. Altınla ilgili de çok fazla soru gelmişse de onlara giremeyeceğiz. Tabii. Bakınız. Canını nasıl kurtaracağını, hayatta nasıl kalacağını. Bir, bakınız. Bir demet, yani bir düzine yumurtanın eşek yükü para olduğu bir döneme gireceğiz. Almanya bunu çok acı yaşadı. İkinci Dünya Harbi'nden sonra. Enflasyon. Şimdi FED, ekonomiye gireyim. Amerikan Merkez Bankası 1.3 trilyon dolar zarar ettiği açıklandı. Evet. Örtbas edildi birkaç gün önce. Japonya'da 11 bakan, bankanın çöktüğü ama devletin müdahale ettiği söyleniyor bilgi içeriden geldi. Şimdi böyle bir yapı içinde biz banknot vesaire kağıt paralara güvenmesinler. Kripto paralara güvenmesinler. Elektrik çöktü. E kripto. Yani zaten kripto para tam bir enayili kişi. Sahici parayı veriyorsun. Hayal satın alıyorsun ya. Elindeki diyelim dolar diyelim. Doları veriyorsun. Hayal satın alıyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Evet. Ben bunu Mart 2020'den beri söylemekte söyleye 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 dilimde tü bitti. Hayal satıyorlar. Çünkü dünyada dünyada efendim çıkardılar dediler ki bir Japon tokişi kişi bilmem ne efendim bu e, Bitcoin'i buldu. Kardeşim 2008 krizinden sonra dünyaya bakın e, 1913 2008 Amerika'daki dolaşımdaki para 1 trilyon yuvarlıyorum. 1 trilyon. Bugün Amerikan Merkez Bankası 1.3 trilyon zarar ediyor. Sistemde 8.2 trilyon dolanan para var. Yani 100 yılda 1 trilyon, 16 yılda üzerinde 7 trilyon daha konuyor. Böyle bir yerde parayı toplaması, ortadan kaldırması, yakması lazım. Peki bu parayı nasıl toplar? Hayali satarsınız, hayali satarsınız, gerçek parayı alırsınız, yakarsınız. Evet, evet. Hocam bir diğer başlığımız açalım dilerseniz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı, akabinde Soğuk Savaş. Birçok günümüz dünyasında savaş stilleri gördük ama son zamanlarda özellikle siber savaşlara biz şahit oluyoruz. Özellikle ABD ve Rusya arasında zaman zaman borsalara, bilişim sistemlerine, elektrik santrallerine saldırılar görüyoruz, siber saldırılar. Yine ABD basında yer alan haberlere göre yakın zamanda ABD medyasında siber saldırı sonucu elektriğin kesileceği söylendi. Washington Post'ta Çin ordusu yıkırları ABD'de çok önemli altyapı sistemlerini hackledi başlıklı bir haber yayınladı. Yine Dünya Ekonomik Forumu başlığı açıklamalarında ekranlarımızı alalım. Klaus Schwab o kadar büyük bir siber saldırı olacak ki her yerdeki internet bağlantısı kesilecek. Covid-19'dan çok daha büyük bir etkisi olacak bu siber saldırının dedi. Yine İngiltere Ulusal Güvenlik Stratejisi Ortak Komitesi'nin yayınladığı bildiride Birleşik Krallık siber saldırılara hazırlıksız durumda ve bu yüzden de her an dünya durma noktasına getirilebilir İngiltere diye açıklama yaptı. Çok korkutucu değil mi bu açıklamalar? Programımızın başında bir şey söylemiştim. İnsanlık üç şeyle korkutulur ve terbiye edilir. Kutsallar, korkular, para. Şu anda korku mu pompalanıyor? Korku sanıyor Bunu malum salgınla, ismini zikretmeyeyim şimdi. Malum salgınla insanları korkuyla tir tir titrer hale getirdiler. Ve malum sıvıları dayadılar insanlara gittiler. Şimdi o zamanlar ortalıkta işte bu sıvıyı yaptırmayanlar, hain ilan edenler. Nerede insanlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmadan da söyleyeyim. 50 bin kişi üzerinde o malum Biontech sıvısı var ya onu olanlar, bir doz olanlar 1.7 kat. 2 doz olanlar 2.4 kat. 3 doz olanlar 3.5 kat e, şeylere salgına daha kolay yakalanıyor. İşte buradan geldiğimizde yeni korku pompalanıyor. İnsanların sağlığından bir silkelediler. Sağlıktan. Rocking, shaking dedikleri silkelediler. Ve o onlara göre siz tanrısınız, güçlüsünüz, güçlüsünüz dedikleri insanlığın nasıl zavallı hale dönüştürüldüğünü gördük. Ulus devletlerin, milli devletlerin bu işi çöre, çözemeyeceği, dünyanın dünya sağlık örgütünün küresel sağlık bakanlığı olması gerektiğini pompaladılar. Şimdi de aynı şeyi diyorlar ki kardeşim interneti elektrik Evet, Efendim bütün paraları kaldıralım. Bunu Çin, şey, İngiltere, Çin, İsrail ekseni diyorlar ki iyi SDR'sini... dünyanın rezerv parası yapalım. Dijital olarak yapalım. IMF'de dünyanın merkez bankası olsun diyor. Amerikan küreselcileri hayır olmaz kardeşim diyor. Hayır diyor. Bu iş olmaz diyor. Bunu yapacaksak dolar üzerinden yapalım diyor. Buna e, her ikisine birlikte de Amerikan ulusalcıları, milliyetçileri hayır diyor. Bunu öyle de olmaz, böyle de olmaz. Doları tamam dijital hale çevirebiliriz. Altına endeksleyelim. Dünyadaki diğer ülkelerde dolara endekslensin bizim Türkiye'nin bizim görüşümüz en yakın bu. Çünkü öteki türlü öteki türlü insanlığı bakarız. Para bir ülkenin, bir devletin, milli devletin vatandaşıyla 7/24 bağ kurduğu bir şeydir. Değerdir. Para sadece alışveriş meta değildir. Para döndürür, dönüştürür, değiştirir. Ve bugün bu adamlar buna hükmetmek istiyorlar. Bunu hükmetmenin için, içinde eski değerlerin tamamen tüketilmesi, yıkılması, yakılması lazım. Onun için e, ben Fatma teyzeme, Muharrem amcama, dolar molar istiflemeyin kardeşim. Ha ihtiyacınız vardır, ihracat, ihracatınız vardır, şu vardır, avro. Tarih boyunca dönüp baktığınızda bundan 30 sene önce bir Alman markı vardı. Efsane. Şimdi bir çuval Alman markı bulsanız bir şey yarar mı? Yaramaz. Ama Roma'dan ama Selçuklu'dan bir tane altın sikke, gümüş sikke bulursanız sizi zengin eder. Çünkü e, şeyin, Fed'in e, yaklaşık e, 17 yıl e, başkanlığını yapan Elon Gransby'in, dedi ki People dergisine, 2017'ydi galiba, bir mülakat verdi. Ama 17, hatta 20 yıl insanlara şunu sattı adam. E, dolar iyidir, kağıt para iyidir, banknot iyidir dedi, sattı. Sonra People dergisine görevden ayrıldıktan sonra verdiği mülakatta şu, şunu söyledi. Nihayetinde bir tek para vardır o da altındır dedi. Şeyde Simpson'larda enteresandır. Yine dolarla alakalı bir bölümü var. E, doların değer kaybedeceği ve yerine sanal para sistemlerine geçiş yapılacağı. Hatta 2026 yılında doların tüm değerini kaybedeceğini öngörüyor. İsveç, İsveç bütün paralara e, dokunabildiğiniz paralara son verdi yeni. Evet. Tabii, zaten... e, hocam internet de gidecek diyorsunuz. Düşünün dünya ekonomik forumu başkanısınız. Klaus evet. Schwab. Ve kalkıyor diyor ki o kadar büyük bir Sibel sal saldırı olacak ki her yerdeki internet Yapacağız bağlasın. diyor. Evet. Yapacağız diyor. Bilir kişi olarak da yönlendiriyor evet. belki de değil mi? Evet. Ekonominin Onun başkanı. Onun için Economic bakınız nerede yaşarsanız yazın. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Ağustos, Eylül'de Amerika'da son zamanlarda öyle gezmemiştim. Bir sürü Amerikalı hocam var, dostum var. Amerika'da eğitim gördüm. Evet. Değerli arkadaşlarım var. Şimdi bir, bakın şunu söyleyeyim. Michigan Gölü, Michigan, bakın bunu herkes iyi dinlesin. Böyle hayal satmanın, ko, ölümü, bakın korkunun ecele faydalı faydası yok. Korkmayacağız. Ama bileceğiz. Herkes yazmış zaten ne kadar korkutucu diye de. Tabii, korkmaya gerek yok. Bileceğiz, tedbirli olacağız. Michigan Gölü'ne bakan. Hemen hemen söyleyeyim. Tom Cruise'un evini böyle böyle köşe. Tom Cruise'e de bir tane ev vermişler orada. Böyle gölün kenarında. Biz de böyle bir etrafında bir şöyle bir baktık adam. Dedik ki bir Tom Cruise değiliz ama havasına bir bakalım. Michigan Gölü'ne bakan 40. katta 40. katta bir dostum. Balkonda. Ağaçlar, tahtalardan şöyle sandıklar yapmış sandıklara toprağı doldurmuş. Domates yetiştirmiş. Salatalık yetiştirmiş. Patlıcan, maydanoz, dereotu, aklınıza gelen. Eğer Amerikalı bunu 40. katta yapabiliyor ise yine Amerika'da yaygın olarak evler o downtown'ın dışında yaygın olarak evler Amerikalılar pek yapmazdı. Amerikalılar e, bu tür şeylere pek prim Tüketim toplumu. Herkesin bahçesinde Amerika'da evlerinin önünde üç cizi, beş cizi neyse sebze yetiştiriyor, patates yetiştiriyor, soğan yetiştiriyor. Herkes birbiriyle değişiyor. Artı bana söylenen rakamı söylüyorum. Chicago, downtown dedikleri o koca şehrin gökdelenlerin üstünde, gökdelenlerin üstünde 10 bin arı kovanının olduğunu söylüyorlar. 10 bin. Çünkü biz de turizm adına zehri basıyoruz ormanlara, köylere zehri basıyoruz. Yazında bacımın yanına gittiğimde Antalya'da Birisi zır 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 geliyor gece. Enişteme sordum. Dedim ki bu nedir dedim. Vallahi dedi, bu sivrisinekler atıyorlar. Kardeşim dedim enişteme. Adama söyle gelmesin buraya atmasın. Zehiri soluyoruz. Zehiri soluyoruz. Ve 10 bin arı kovanı. Çünkü Chicago'da hiçbir parka, hiçbir ağaca zehir atamazsınız. Ama Alanya'da bir Müslüman Türk evladı 2-3 kat evinin çatısına 3-4 kovan koyuyor adamın anasından emdiği sütü burnundan getirdiler. Burada Sayın Tarım Bakanlığı'na da bilgi vermiş olayım. Peki hocam üretim 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 diyelim. Aslında evet, üretim. bizim kodlarımıza da çok müsait bir evet. eylem. Üretim üretmek. üretim üretim. Yani siz soğan yetiştireceksiniz. Ben patates yetiştireceğim. Birisi lahana yetiştirecek. Biri marul yetiştirecek. Hayatta kalacağız. Şu hırsa kapılmasınlar. Ben paramı nasıl arttırırım değil mevcudumu, çorumu, çocuğumu, vatanımı, karımı, eşimi, çocuğumu nasıl korurum ona bakacak. Evet. Yani. Hocam bu Klaus Schwab'ın açıklamalarını uzmanların bir kısmı şöyle değerlendirdi. Artık dedi bu internet kesintileri nedeniyle interneti yalnızca dedi yeni ve kontrollü internet sahipleri kullanabilecek. Bunlar da dijital kimliğe sahip olanlar erişebilecek diyorlar internete. Bu ne demek Ona Şimdi kimliğe e, sahip Elon olmak Musk ne demek? Bu eee falan var ya. Evet. Bir e, sonra hatırlarsınız o salgın döneminde siz yürürken bile para kazanacaksınız diye dediler ya. Bütün bunlar birbirini tamamlayan projeler. Çünkü bu hani bir e, bizdeki hes uygulamasının bir başka versiyonu. Pasaport uygulaması dünyada. Yani artık e, normal e, kağıt pasaporta falan ihtiyaç olmayacak. Siz bir kimliğiniz olacak parmağınız gözünüz neyse ondan sonra yakınlarda bir arkadaşımı bir iş, Holl şeyden e, Hollanda'dan 2-3 tane iş adamı gelmiş Türkiye'ye çiftliler de diyor böyle çift takmışlar diyor. Şimdi adamlar bunu göstere göstere söylüyor. Ama biz bunları yazdığımızda söylediğimizde. Şey aslında Çin'de uygulanan bu sistem o sistem mi? Merkez bankasına, bankasına bağlı. Bir mukayyetçiler. Çinli göz Yüzümüzde biz para Tabii. sistemlerini kullanabiliyoruz şimdi. Evet. Alışveriş yapılabiliyor. Sosyal krediler. Işte şimdi şeyde bizde de, biz de, de e, e, cumhurbaşkanı yardımcısı işte sosyal puanlama sistemine geçeceğiz falan. Yani açıkçası herkes, e, hepimiz bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete doğru. Ama korkmanın anlamı yok. En önemli şey şudur: suyunu, çocuğun, çocuğun gıdasını efendim yetiştirebilir isen en karlısı sensin. Hocam peki dijital kimliğe geçmek için neden internetin kesilmesine ihtiyaç var? Bakınız. Dijital kimlik, bunlar buraya gittik mi işin grafen, grafen oksit. Efendim kuantum bilgisayarlar, Starlink tık 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 diye arkaya geri verir. Şimdi biraz önce bir söyledim. Yaptıkları aşı Amerika'da dinlediğimi söylüyorum genetikçilerden. Bu yapılan aşılarla aşılar ile Önümüzdeki dönemde salgınlara bu aşıları olmuş olanlar, özellikle mRNA aşılarını olmuş olanlar çok daha kolay yakalanacağı söyleniyor. He. Adamlar, adamlar kontrol etmek istiyorlar. Yani dünya nüfusunu 500 milyon zaten söyledim şeydeki, Albert'in kasabasındakini. Adamlar dünya nüfusunu önce 3 milyara... Sonra 500 milyona indirimin indirmenin derdinde. Bunlar Çünkü ilgili de yıllar önce birçok film yapıldı mesela nüfus planlamasıyla alakalı. Olay şu. Olay tam özetini söyleyeyim mi? Olay şeytanın temsilcilerinin yüce yaradan'a savaşı bu. Evet. Yüce yaradan'a. Aslında tanrıyı kıyamete zorlamak tah. dediğimiz o amaca geliyor evet. o zaman. Evet. Yani bu insanlığın kökünü bakınız e, bugün. Bir misal vereyim. Brümer. 40 yıl olmadı. Onlara karıştırıldı. Geçen sene Kanada ve İngiltere yasakladı. Bu, bu una karıştırıldıktan 5 yıl sonra bundan 30 sene önce güzel İstanbul'umuzda tüp bebek merkezi kuruldu. Bugün tüp bebek merkezleri her kasabada, her hastanede var. Çünkü süt tozu. Çünkü satılan mesela modern buğdayın 100 kilosunun içinde 1 kilo kimyasal var. Buradan Sayın Tarım Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Buğdayla unların içindeki bürümeri yasaklayın kardeşim. Evet. Yani olay buradan geliyor. Bakınız modern ekmek. Modern ekmeği yediniz de bugün hekim arkadaşlarımla konuşuyorum. Devletin elinde bu bilgiler var. Bakınız Türk insanının dörtte biri yüzde yirmi Müslüman Türk evladının şeker hastası. Diyabet hastası. Ve bunun yarısı hasta olduğunu da bilmiyor. Çünkü modern buğdayı yedikçe pancar pancar var ya pancarın glisemik endeksi 63'tür. Modern buğdayın 71'dir. Gluten bağırsaklarla beyin arasındaki bağı kesiyor. Modern buğday gluten bombasıdır. Bunu zaten yapıştırmak demektir İngilizce'de. Diğer taraftan baktığımızda östrojen malum bir işte şunu serbest bırakalım bırakalım. Zikretmeyeyim şimdi bir şey var. Lezbiyenli, homoseksüelliği teşvik eden. Üzüldüm Amerika'da. Üniversite, Amerikan üniversitelerinde bayraklaştırmışlar çocuklar perişan vaziyette. Evet. evet. De, ama bugün bundan 5 yıl önce Nişantaşı'nda erkek çocuklara meme ameliyatı yapılıyor idi. Bugün Anadolu'nun her ilinde erkek çocuklara meme ameliyatı yapılıyor. Gidiniz yazın. Deniz kenarına gidiniz. Erkek çocuklarının 18-20 yaşındaki 25 yaşındaki erkeklerin 13-14 yaşında kız çocuğu gibi göğüslerinin olduğunu göreceksiniz. Adam, bu da mı artık komplo teorisi? Evet. Hocam, e, seyirciden gelen birkaç soruyu paylaşacağım sizlerle. E, benzer mimarda birçok soru var. Çiğdem Dündar hanımefendi der ki, hastaneler ne olacak? Ameliyatlar ne olacak elektrik giderse? Ve ilaçları nerede, nasıl saklayacağız? Buna dair öneriler önce olur mu? Söylemiştim programın başında, sağlık sistemi çökecek dedim. Sağlık sistemi çökecek. Nedir? Kronik rahatsızlığınız varsa nedir? Tansiyonunuz var ise. Şek, mesela şeker. Ben hekim değilim ama hekim olmaya da gerek yok. Şeker. Şeker tip 2 şeker. Tip 2 şeker tedavi edilebilir, iyileşebilir bir rahatsızlıktır. Eğer siz modern ekmeği yemezseniz, meyveden, fruktozdan uzak durursanız otomatikman sizin şekeriniz normale iner kardeşim. Ta tansiyonunuz varsa o zaman bu ilaçları yedekli gidin. Bulamayabilirsiniz. Çünkü insanlığı yoklarla, korkularla, kutsallarıyla oynayarak tedavi edecekler. Paralarını sıfırlayarak tedavi edecekler. Onun için şey diyorlar, bir işte resetleme diye büyük sıfırlama diye onun için söylüyorlar. Evet. Peki güneş enerji sistemleri kullanılabilecek mi? Sedef Aşkan. Kullanılabilir. Efendim, Çünkü güneş güneşin önünü kapatmaları mümkün değil. Deniyorlar ama kapatmaları mümkün değil. Üç gün olur, 3 ay ama olur. Parası olanlar, özellikle köyde Anadolu'da olanlar, çok da pahalı değil. Yani ben kendi enişteme söyledim. Dedim ki bu geliyor, göstere göstere geliyor. O zaman alacaksınız. Anadolu'da pek çok yerde yaptırmaya başlamış insanlar. Belli paneller alın, koyun kardeşim. Nedir buzdolabını çalıştırırsınız. Efendim ihtiyacınız olan acil elektrik ihtiyacını gidersiniz. Ama bunun dışında akü alabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi çok acil şeyde gaz lambası alabilirsiniz. Gaz lambalarda yakılan şey var, yakıtlar var. Gazın dışında da yakıtlar var. Onu bulabilirsiniz. Çok da pahalı değil. Ben dedim ya Seda Hanım ve Süleyman Bey bana bunu sağ olsunlar verdiler. Allah razı olsun. Yani şimdi <laughs> yağ bir miktar vermişlerdi. Yağ bir miktar alıyorum. Işıldaklara efendim ışıldağa pil alıyorum. Çünkü tedbiri alıp, alır isek ayakta kalırız. Almazsak şimdi salgının olacağını söylediğimizde yıllar önce bu domuz gribi, tavuk gribi bunlar bir salgına hazırlık dediğimizde bizi komple teorisi kurmakla suçladılar. Öngörüyordunuz. Tabii. Covid'i de. Peki. İngiltere özelinde bunların şekillenmesi. Şimdi İngiltere. Çünkü İngiltere'den çok fazla açıklama geldi. Bu güneş fırtınalarıyla alakalı bir açıklama var. İngiltere Başbakan Yardımcısı Daldun'dan okumuştuk. Tekrar edelim evlerinizde pil ve pille çalışan araçları stoklamanızı tavsiye ediyoruz. Ama İngiltere vatandaşlarına özel. Ayrıca olası bir elektrik kesintisi sürecinde aydınlatma için mum da bulundurmanızı öneririz demişti. Yine İngiltere Ulusal Güvenlik Stratejisi Ortak Komitesi'nden Birleşik Krallık siber saldırılara hazırlıksız durumda bu yüzden de her an durma noktasına gelebiliriz dedi. İnternetle ilgili önemli uyarılar da bulundu. Neden bunlar genelde bu mesajlar? Tüm dünya basından görüyoruz da İngiltere'de yoğunlaşmış durumda. Şimdi İngiltere küresel elitokrasinin güç simsarlarının bir ayağının temsilcisi. Yani orada da tabii monarşi ile City of London'ın Kelt ve Yahudi bankerler bankerlik bankerlik sadece İngiltere'de Yahudilerin elinde değildir. Keltler de hakim vaziyette. Keltler de Anadolu merkezli bir kavimdir. Şimdi e, bunlar Çini 1839-1843'ten beri domine ederek Rothschild'ler e, malum biliyorsunuz e, şeye Hong Kong hikayesi var. Girmeyeyim şimdi. Artı artı Mao'yu baştan sona finanse eden Rothschild bankerliğidir. Mao'nun ölünceye kadar Maliye Bakanlığını yapan İsrail atlı bir Musevidir. Bugün Mao'ya vekalet eden Çin'i Xi Jinping'in yönettiği söylenir. Öyledir görünürdü ama Xi Jinping'in üzerinde dörtlü bir patron vardır. Bunlar da Mao'ya vekalet ederler. Üçünün hanımı <laughs> Musevi asıllıdır. Diğer taraftan efendim e, şeyde 17 Mayıs 2020'ydi galiba. İsrail'de bir e, duai diye bir e, diplomat öldürüldü. Büyük Elçisi büyükelçisi Büyük Elçisi öldürdü bu adam e, Duwe'yı Afrika'yı efendim e, şeyi Ukrayna'yı e, Çin'le anlaşma yaptıran işleri kotaran uyanık bir adamdı. İyi bir diplomattı Çinliler için. İşte bu yapı içinde bu kanat bir şey istiyor. Bunlar istiyor. Yani küreselleşmenin en önemli ayağı, akıl merkezi Anglo-Saksonlar. Yani İngiltere ayağı. Ama Türkiye'de çok gelir geçer bir bilgi var. O da şu. Türkiye'de genelle bir e, İsrail ve Yahudi, her taşın altında Yahudi arama hastalığı var. Elbette İsrail'de Siyonistler. Siyonistler bu yangına benzinle gidiyorlar. İşte masum Gazze'de kadın çocuk demiyorlar, biçiyorlar. Ama burada bir şey yanılmamamız lazım. İsrail'i kim kurdu? İsrail daha önceleri efendim İzlanda'da sonra Ar Arjantin'de Yahudi devleti kurulacakken sonra alındı. 1915'te biz e, şeyde General Alembiye Türk ordusu yenilince orada Balfour Deklarasyonu ile kim kurdu? Evangelistler, Püritenler kurdu. Yani İngilizler kurdu. Yani İngiliz monarşisi kurdu. Ama bir açıkçası tetikçiye ihtiyaçları var. Nedir o tetikçi? Her Yahudi'yi de suçlamamak lazım. Çünkü benim Kanada'da, Amerika'da tanıdığım, hatta bugün İsrail'deki İsrail nüfusunun en az %15'i İsrail devletine karşı. Bu adamlar Siyonizm'e karşı. O zaman her Yahudi de Siyonist değil. Ama <laughs> Anglo-Saksonlar Siyonistleri kullanıyorlar. Nasıl kullanıyorlar? Onlara diyorlar ki arzı mevut. Nil'den Fırat'a ürgüp göreme bizim Amik Ovası Fırat Dicle zaten bayrakları biri Nil'i biri bizim Fırat'ı bunu sembolize eder. Ama dünyada 18 milyon bilemedin 20 milyon Yahudi var. Arzı mevcut verdiler. Burayı yönetmeleri yerleştirmeleri mümkün değil. Kaldı ki Anglo-Sakson aklı bu bölgedeki yeraltı kaynaklarını Yahudilere falan yedirmez. Spengler'in bir lafı vardır. Der ki Spengler, Alman tarihçi, para her zaman konuşur, kılıç kalktığında para susardır. Çünkü kılıç Anglo-Sakson'un elinde, Amerika'nın. Artı, devam ediyorum. Yine Amerika, İngiltere, Batı, Kürtçü takama, Barzanilere, PYD'ye, PKK'ya size Kürt devleti kurduracağız diyor. İsteselerdi... 30 yıl önce bu devleti kurarlar. Neden kurmuyorlar? Bir, Türkiye'yi Amerika kaybetmek istemiyor. Şeyin, Kissinger'ın bir lafı vardır. Kissinger der ki, Anadolu'yu kontrol etmeden dünya hakimiyeti kuramazsınız der. Artı, artı Anadolu ve Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir der. Artı para ile hükümetleri, petrol ile devletleri Gıda ile bütün insanlığı kontrol edersiniz diyor. İşte böyle bir baktığımızda Amerika özellikle İsrail, İsrail cani gönülden istiyor. ni Ermenileri efendim Kürtçüleri palazlandırmak. Ama Amerika Kürtçülere de bir havuç koyuyor. Size de bir Kürt devleti vereceğiz diyor. Ama bu ülkede, bu bölgede tarih boyunca devlet olamamış bir Kürt devletinin İran'ın Acem öfkesinden, Arap öfkesinden kafasını bile kaldıramaz. Hadi biz Türkler kin tutmayız. Ama bize diyor ki şimdi Amerika, kardeşim ulus devlet tarafını bırakın. Biz işte o Mustafa Kemal'in ulus devletini bırakın. Sizi biraz İslami bir yapıya dönüştürelim. Siz Kürtleri koruyun. Efendim şeyi koruyun. İsrail'i koruyun. Böyle bir yapı. Bunun kavgası var. Evet. İşte bu yapıda İngiltere bir tarafta, Amerika, Amerika bir, tarafta. bir tarafta. İlk defa, tarihte ikinci kez İngiltere ile Amerika böyle. Rejiden bir soru var. İleteyim mi Fatih'ten? Tabii editörümüz. ABD 2024'te yerini başka bir ülkeye mi bırakacak? 2024'te. Hayır. Bakınız. Türkiye'de yine gelir, gelir, geçer bir şey var. Çin üretim canı var. Doğru. Çünkü insanları bedavaya çalıştırıyor. Ama paranın patronu olmadan dünyanın patronu olamazsınız. 1815 Güneş batmayan imparatorluğu yaratan Sterlin'dir. 1944 Amerikan dolar dünyanın rezerv parasıdır bugüne kadar. Ve bugün hala dünyadaki yüzde 80 işlem dolar üzerinden yapılır. Ama dolar değer kaybedecek diyoruz. Fark etmez. Dolar diğer ka değer kaybettiğinde diğer paralar ayakta mı kalacak? Hep ona bağlı. Çünkü 15 Ağustos 1971'de 1944'te aldılar doları altına endekslediler. Yüzde 40 oranında. Britain Woods'ta Keynes karşı çıktı. Keynes'e dediler ki sen Dünya Bankası'yla IMF'yi kur. Bizdeki sol görüşlü arkadaşlar Keynes'e övgü yağdırlar. Keynes de bu. Dünyanın anasını ağladan Dünya Bankası Nîmefe'nin kurucusu. İşte böyle bir yapı içinde baktığımızda adamlar şunu söylüyor. Kardeşim Amerikan dolarını da son vereceğiz. Bütün banknotlara son vereceğiz. Çünkü para nihayette nedir biliyor musunuz? Para kuvvet ve kudretin teknolojisidir. Evet. Dini dönüştürür, inancı dönüştürür, teknolojiyi dönüştürür, insanlığı dönüştürür. Ah hocam ah neler göreceğiz daha kim bilir 2030'a kadar. 2030 kıyametleri Teknik vardı kardeşim, kardeşim biz şanslıyız. Allah çocuklarımızı acısın. Korkutmak için söylemiyorum. Sadece Fatma teyzem, Muharrem amcam torunları için hepimiz çocuklarımız için tedbirli olalım. Çünkü çocuklarımız hayatta kalma konularında son derece bilgisizler. Buradan da Sayın Milli Eğitim Bakanına sesleniyorum. Lütfen okullara bunu koyun veya öğretmenlere eğitim çocuklara yapın. Mesela Japonya'da bir bilgi vereyim. Türkiye'de bir ara deprem furyasında işte deprem merkezleri falan kurulmuştu. Kardeşim, yeniden dünyayı keşfetmeye gerek yok. Her mahallemiz okulumuz var. O camilerimiz var. Kardeşim, buraları depreme uygun merkezler haline getirin. Evet. Hocam şöyle bakabilir miyiz acaba olaylara? Şimdi 2030'a kadar biz bunları olacak diye öngörüyoruz. Kehanetler de var, açıklamalar da var. Tabii dünya algıyla yönetiliyor. Bu da bir gerçek. Bizim duyduklarımız kadar gerçek aslında bunlar. Ya da bize söylediklerine inanırsak gerçek. İşte bu İngiltere'den gelen açıklamalar, İsveç'ten gelen açıklamalar vesaire. 1859'da bu güneş patlaması yaşanırken acaba bunlar yaşanmış mıydı? Şöyle söyleyeyim. O zaman sadece etkilenen telgraf sistemiydi. Çünkü o var. Bir teknolojiyle mi oluşturuldu o patlamada? Onu bilemem. Yani çeşitli iddialar var. Ama zaman zaman güneşte bu tür patlamaların ama... Çünkü 1921'de de benzeri oldu. 1859'da benzer. Mesela şu benzer. E, e, kuzey ışıkları falan var ya. Evet. Güneşteki bir kısım değişimlerle ilgilidir o. Ama şu var. Artık, artık suni olarak suni olarak elektromanyetik sistemlerle elektriği, interneti kesebilecek, dünyaya format atabilecek güçleri var. Küreselciler artık yaptıkları bütün zararı, ziyanı, bunu evet. karşılayan eylemleri doğal afet gibi mi gösterecekler Evet, evet. çünkü bir günah keçisi lazım. E güneşte o işte, vallahi yağmur yağdı, gök çatladı hesabı. Güneşte patlama oldu, her şey etkilendi. Vallahi paralar, paralar da gitti. Evet. Su değmeyen coğrafyalara mesela şiddetli yağışların gelmesi. <laughs> Dubai kar yağdı. Bunlar da mı hep Tabii. iklim silahı. Tabii. Ben o 16 17 yıl Kaliforniya'da kaldım. O orada kaldım. Ben San Diego'ya, Los Angeles'a merkezi kar yağdı olmamıştı. Bu sene kar yağdı. Evet. Çünkü iklimi hava kuvvetlerinin Amerikan hava kuvvetlerinin raporu var zaten adam diyorlar ki 2025'e kadar biz küresel iklime müdahale edeceğiz, kontrol edeceğiz diyor. Çünkü iklim bir silahtır diyor. Ve bu silahı herhalde babasının hayırına kullanmayacak. Çünkü daha önceleri dünyanın denizlerden efendim geleceğe efendim hackleneceği iddiaları var. Şimdi artık savaş gökyüzünde. Mesela bu elektrik kesildi. Efendim Güneş efendim patlaması oldu. Ne yapar? Yukarıda o şeyde yukarıda iyonosferdeki şeyleri uydular falan felç eder, bitirir. Evet. Ama aşağıya dünyaya elektrik kesintisi olarak yansır. İnsan bedenine olası yan etkileri olacak mı hocam? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İnsan bedenine ulaşmaz. Bunun nedeni o ama, katmanlardan geçememesi mi bu zararlı etkinin? Ama şu olur tabii. Radyasyonu. Ee, nedir bugün? Elektromanyetik sistemler ile insanların, çocukların çok ciddi şekilde sağlık problemiyle karşılaştığını biliyoruz. Evet. Bu tabii ne kadar artar, onu da uygulama gösterecek. Evet. Kısaca böyle öneriler e, dizisi yapalım isterseniz. Çok az. Ben kuramadım. birinci kaldı. şart olarak e, mum, <laughs> e, gaz lambası dediniz, el fenerleri dediniz gıdayı stoklamak için toprağın altına bir buzdolabı inşa edin aslında ilkel yaşama. Birinci sıra tohum. Dönelim dedik. Tohum. Ata tohumları çok kıymetli. Ata İki, kronik rahatsızlığı olanların kronik rahat iyi gelecek, uzun süreli yetecek bir kısım işte tansiyon olan vesaire ilaç, ağrı kesici. Artı bir kısım yara bereyi saracak bantlar, sargı bezleri. Hı hı. Artı ihtiyacı karşılayacak kadar gaz lambalarına yetecek gazlı işte yakıtlardı. Su. Ama bunun ötesinde bunları en iyi muhafaza edecekleri yer, şehirlerde de yapamayız demesinler. Her apartmanın önünde artık Türk milleti birbiriyle anlaşmayı öğrenecek. Birbiriyle kavga etmeyi değil, anlaşmayı. Kazacaklar iki metre yerin altını. Katacak, tahtalardan koyacaklar. Amerika'da gözümle gördüm ben bunları. Koyacaklar oraya. Herkes, komşular yerleştirecekler, o ihtiyaçlarını oraya koyacaklar. Başka türlü ama ilk iş, ilk iş gıda, tohum ve su. Evet. Hocam şu kitabınızı yazdınız ya, Biyopolitik Savaşlar. Evet. Benim de özellikle okuduğum, başucuma koyduğum hatta kitaplardan biridir. Her başlık orada çok kıymetli. Siz evet. bunu da öngördünüz mü elektrik kesintisiyle Vallahi şimdi ben öngördüm mı? desem ö, övünmüş olurum ama ö, ö, Türkiye'de 2040'tan itibaren su sıkıntısı çekileceğini bile koydum. Evet, su kıtlığına da bir gönderdi. Evet. Türkiye su zengini bir ülke değil. Ya bize bize o e, özel rahmetli özel döneminde e, benim biliyorsunuz Antalyalıyım. Güzel Manavgat'ın, annem Manavgat'lı. Zaten Çolaklı'dan. Efendim, e, Manavgat Irmağı'ndan e, İsrail'e su satacaktık. E, öyle bize karşı bunu e, öyle bir kullandılar ki Bak e, Araplara, özellikle Suriye ve e, Irak'a e, döndüler. Diler ki bakın bu Türkler su vermiyor size. Kendileri bize su satıyor. Kışkırttılar. Rahmetli Demirel döneminde Atatürk Barajı ile ilgili biz sık sık e, şeyden e, bir kısım kredi problemleriyle karşılaştık. Her karşılaştığımızda İsrail ve e, Musevi lobisi e, devreye girdi ve rahmetli Özal döneminde Manavgat Irmağından İsrail'e su satmak için 100 milyon dolar civarında bir yatırım yaptık. Sonra mı evet. ne oldu? CE dediler, almadılar suyu bizden. Ama biz orada Arap dünyasında Irak'a, Suriye'ye su vermeyen despot bir Türkler durumuna düşürüldük. Halbuki e, hiçbir zaman Irak ve Suriye bizim kişi başına düşen suyumuzdan daha az suya sahip değillerdi. Bugün de öyle, bugün de öyle. Türkiye Irak ve Suriye'den daha az kişi başına su kullanan ve su düşen bir ülke. Onun evet. için 2040'tan itibaren yani önümüzdeki önümüzdeki 15 yılda Türkiye çok ciddi bir su sıkıntısı çekebilir. Şimdi gelen sorular arasında doğalgazda da e, değinmemizi istemişler. Doğalgazda doğalgaza İstemiş falan vermiş. şey pardon. Yani ee, elektrik kesi herkesin şu anda odayı oda elektrik kesilirse bu mimarda çok fazla soru var. Elektrik kesilirse. Her şeyimiz olan elektrik Elektrik hocam. kesilirse umudunuz ya yer altına bir tane buzdolabı yapın kardeşim. Ata tohumlarını saklayın. Ee, şehirdekiler, köydekiler bir e, iki tane kuzu, iki tane keçi <laughs> neyse beş tane tavuk. Kö şehirlerin içinde de apartmanların efendim, bahçelerinde bile bahçelerinde bile herkese yetecek tavuk yetiştirilebilir. Evet. Demiş ki Üstüner Kamil Bey, e, siber savaşta teknoloji çöktüğünde kara tren taşımacılığı mı servis edilecek? Davranış? Onun için de bu şeyi seyretsinler biliyorsunuz. E, taş devrini Fred Çakmaktaş'a baksınlar. Onlar geçmişin hikayesi değil geleceğin tasarımıydı. Gerçekten öyle mi oldu? Öyleydi. Öyle. Biliyorsunuz benim e, Hollywood sineması ve bilinçaltı operasyonları Evet diye filmim var. Sizle program da yaptık. Kitabınız evet, da var evet, buna dair. Evet. Yani o taş devri çizgi filmini biz yaşayacağız. Zaten bir e, Sadece bu olayla galiba. birlikte mi yaşayacağız? Evet. Güneş fırtınası oldu bitti. Biz taş devrine mi döneceğiz yoksa birçok olaylar dizisinde mi biz artık Şimdi, analog çağa dönmüş e, olacağız? Bu sosyal, iktisadi ve siyasi değişimler tek olaya bağlanmaz. Ama yanılmıyorsam e, Einstein'dı. Üçüncü Dünya Harbi, Kılıç ve mızrakla olabilir. Galiba Einstein'dı. Veya kim dediği önemli değil. Eğer üçüncü dünya harbi olacak ise, eğer bütün bunlar oluyor ise, sopa ve mızrakla olabilir. E, taş devrinde de insanlar Badı body deyip duruyordu. Bu yazılımlar, kodlar, şunlar, bunlar hikaye yani. Tabii. Tabii. Önemli olan savaş güç Tabii. Olay şudur. Askeri güç. Bankacılıkla yani. ilgili bir deyim vardır dünyada. Bankacılık, Size güneşliyken şemsiye tutar, yağmur başladığında şemsiyeyi çekiverir derler. Bankacılık sistemi öyle tanımlanır maalesef. Baktığımızda şimdi insanlar elektrik kesilmesine odaklanmış vaziyette. Ben elektrik kesilmesini hiç düşünmüyorum. Bile. Ben düşündüğüm şu, ben e, çorumun, çocuğumun, eşimin, dostumun, kardeşimin karnını nasıl doyururum, nasıl güvenliğini sayır, sağlarım? Şimdi bir şey söyleyeyim. Ee, örnek de verdim. Ee, bundan 15 yıl kadar önce New York'ta elektrik kesildi. New York'taki elektrik kesilmesinin iki sonucunu bir esprili bir şekilde anlattım. Ha. Biri baby boom çünkü insanlar 48 saat dışarıdan çıkamayınca çocuk yaptılar. İkincisi ise <laughs> New York'un en önemli yeri yağmalandı. Elektrikler kesildiğinde her yerin yağmalanmayacağını garantisi var mı? Ben her yerin yağmalanacağını çok rahat söyleyebilirim. Buna ne polis yeter, ne ordu yeter, ne insanlar yeter. Yağmalanır bunlar. Zaten yapılmak istenen de bu. Toplumları yani insanları birbirine düşürmek. Hocam elektrik kesintisini önemsemiyorum çok fazla dediniz. Evet. Peki gelecekte insana en büyük tehdit edecek unsur Gıda. Mı? Gıda. Gıda. Bununla ilgili nasıl tedbirler alacağız? Biraz önce söylediğiniz şekilde evet. ata tohumları ve toprak altına saklamak. Evet, evet. ata tohumları. Bir de dediğim gibi elektriklerden düşmesinler. Her imkanı var. Şimdiden, şimdiden köylerinde, şehirlerinde ise bir buçuk iki metre aşağıya insinler. Üstünü örtsünler, bir yerden girsinler. İnanın buzdolabı gibi saklar. Evet. Ben bunu gör, gözümle gördüm, Amerika'da gördüm. Zaten bunun, televizyona baksınlar bunu anlatan belgeseller de var. Yıllar önce konuşuluyordu bu gıda e, ambarları. Evet. Antarktika'da. Evet. Şimdi... Huzullar e, e, eridikçe ortaya çıkan, görünür hale gelen, o tohumların saklandığı 2003'te yer. 2003'te Amerika Irak'a girdi. Televizyonlar, gazeteler 8 sütuna manşeti çekiyordu. Efendim, Amerikan ordusu Saddam'ın sarayına gidecek. Amerikan ordusu Irak Merkez Bankası'na... <laughs> gidecek diyordu. Ama oraya gitmedi. Nereye gitti? Daha sonra yüzlerce Müslüman kadının tecavüze uğradı, köpeklere parçalatıldı, insanların Ebu Garip Cezaevi diye ünlenen yere gittiler. Ebu Garip Cezaevi neydi? Ebu Garip Cezaevi denen yer Irak'ın en büyük şeydi. Ee, e, efendim e, nasıl söyleyeyim? Tarihi belgeleri sakladığı müzeydi. Müzeydi. Aşk. Ha müzeydi. Müzenin üstünde ne vardı onu söyleyeyim. Milattan e, sonra 300'lü yıllarda İskenderiye Kütüphanesi'ni Hristiyanlar yaktı. Bir, utanmadan da biz Müslümanlar attılar. Ama bunun filmini bile yaptı Olivet. Hristiyanlar yaptı. Ama bunu haber, haber alan tapınak şövalyeleri, tapınakçılar, ta o zamanlar tapınakçılar. Efendim Siyon tarikatı. Efendim bu çünkü milattan 3500'e kadar gider. Bunlar bir kısım Efendim, parşümenleri alıp e, Bağdat Müzesi'ne getirdiler. O parşümenlerden, o bakır tabletlerdeki yazılardan, tabletlerden Bağdat Müzesi'ndeydi. Amerikan geldi, Bağdat Müzesi'ndeki bunları aldı, Arizona'ya götürdü. İkinci ne yaptı biliyor musunuz? Bu müzenin altında Ortadoğu'nun Mezopotamya'nın en büyük ata tohumu deposu vardı. Bakın, olaya bakın. Aldılar, yarısını yarısını Amerikan Tarım Bakanlığı'na, araştırma enstitülerine, diğer yarısını ise Norveç'teki Svalbard yani Rockefeller Vakfı'nın, Rockefeller Hanedanı'nın efendim e, bu kıyamet ambarı denen yere verdiler. Şu tarafta ata tohumları, bu tarafta GEDOS'u ile oynanmış tohumlar. 1950'de ikinci Dünya Harbi'nden sonra Rockefeller'ların olan, yakında ölen e, ee, Henry Kissinger efendim vakfın başkanıydı. Bugünkü Filipinler'de hala 5000 kişinin çalıştığı bir enstitü kurdular. Genetikçiler, bilgi, efendim, e, biyologlar, kimyagerler, efendim mühendisler, doktorlar neyse 5000 kişinin çalıştığı bu yerde Güneydoğu Asya'nın 140 bin çeşit pirincini 6 çeşide indirdiler. Ne de bahane kullandılar, biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Aman sizde A vitamini eksik hastalığa sebep oluyor. Biz bunu düzeltelim dediler. Ya. Düzelttiler. İşte bu modifiye edilmiş pirinci Çin'e kakalamaya çalışıyorlardı. Çin geri çevirdi. Sonra, sonra bize bir gemi dolusu bir pirinci orada ben devletimin bütün sebep olanlara Allah razı olsun diyorum. Gazetelere bile şey yaptı, sirayet etti. İskender'in üzerinden. Anadolu'nun Müslüman Türküne bu pirinç kakalanıyordu. Bir vatansever ihbar etti ve devlet gerekeni aldı. Yaptı. Geri gönderdi. Hocam, en eski medeniyetlerde inkalar, mayalar, aztekler arasında hep tohum alışverişi yapılırmış. Şimdi bu o dönemin metası mıydı bilinmez ya da acaba gelecekteki bu tehlikeleri ön mü gördüler? Şunu söyleyeyim. <laughs> Maslow'un ihtiyaçlar teorisi vardır. Evet. <laughs> Bugün çok fena bir gıcık yaptı şu, su bana. Soğuk su. Sizi konuşturduk bol bol. Hakkınızı helal edin. Yönetim yapayım. teorisidir. Evet. Mazlumun ihtiyaçlar teorisi. Bir, güvenlik. Yani ailemizin güvenliği, vatanımızın güvenliği. İki, karın doyurma. Mazlumun ihtiyaçlar teorisi. Evet. Güvenliğini sağlayan aile ailelerimizin güvenliğini vatanımızın güvenliğini sağladığımızda ailelerimizin çocuklarımızın eşlerimizin yakınlarımızın karnını doyurma diğerlerde var ama bu ikisi yeter güvenlik ve gıda. Evet. Hocam peki dünyada bunca şey olup biterken bir tasarım yapılırken bu güzel dünyamızın üzerinde bununla mücadele eden yapılar var mı oluşumlar var mı gruplar var mı? Şimdi çok güzel bir sual. Bu belki yani bütün sualler güzeldi ama bugünün en güzel suallerinden biriydi. Bakınız. Ben uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kalmış, eğitim görmüş, hocalık yapmış bir insanım. Yine Türkiye'nin en büyük holdinginde görev yaptım. Allah bin razı olsun. Oradan çok şey öğrendim. Halil Gümüş diye bir genel müdür muavinim vardı. Muvaffak Gözaydın diye bir genel müdürüm vardı. O insanlardan çok şey öğrendim. Şunu söyleyeyim. Elbette Vatanımızda olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de biraz önce buraya yansıttığınız anıta bu sene saldırı oldu. Orada da bu e, güç simsarlarına karşı çok ciddi bir mücadele var. Özellikle e, 1998'de e, Pentagon Amerikan Savunma Bakanlığı bir şey uyandı. Efendim o da şuydu. E, long Term Capital Management 3 milyar dolarlık bir sermaye ile 1 trilyon dolarlık işlem yaptılar. Dünyayı soyup soğana çevirdiler. İçinde bunların efendim fizikçiler vardı, efendim yazılımcılar vardı, efendim finansçılar vardı, varoğlu var. Sonra gece batıyordu sistem 1998'de. Gece 3'te o zamanki Merkez Bankası Başkanı işte Elim Grispin dedi ki sistem çöküyor. Pamuk eller cebe 300 milyar dolarını onlar şey derler. Böyle haşa tanrıya ee, kafa tutan diye böyle çok paralıların böyle abuk subuk lafları vardır. Bunlar bir kısım İsviçre dahil devletlerin yatırımlarını buradan karşıladılar. Diğer taraftan o emekli fonları falanlar filanlar battı. Ama orada Pentagon bir şey gördü. Amerikan Savunma Bakanlığı. Şunu gördü. Ee, özellikle 1970'lerin ortalarından itibaren Çin'i İngiltere'deki Londondaki bu Londra'daki bankerlerin sevirdiğini gördüler. Amerika'nın efendim elindeki altın stoklarının hızla eridiklerini gördüler ve bu yapıda Amerika'nın altının oyulduğunu gördüler. İşte o tarihten bu tarihe Pentagon yeni bir Amerika modelliyor ve bu küreselcilerle Pentagon'un içinde de küreselciler var ama bu küreselcilerle en sert mücadeleyi onlar veriyor. Onlar veriyor. Peki bu sorumuzun da cevabını böylelikle almış olduk. Sıradışı ee, sıra dışı gündemi kapatmak durumundayız. Ramazan Hocam değerli katkılarınız için Teşekkür ediyorum efendim evet. yine gelin sizi biraz yorduk kusurumuza bakmayın güzel evet. cevaplarımızı aldık ama birazcık korktu izleyicilerimiz ama gün sonunda hepimiz huzurlu mutlu ve e, kıssadan hisse bugünkü aslında programdan yayından çıkarmamız gereken en önemli mesaj üretim üretim üretim. Gıda değil mi? Tüketimden ziyade mi? birazcık üretim, bilme üretim, yönelerek bir üretmek lazım arkadaşlar diyelim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.